Merhaba, Samsungis TYT denemesi temel matematik testindeki soruların çözümüne başlıyorum. Soru 1. Başlangıçta beyaz olan aşağıdaki iki kağıttan biri 6, diğeri 8 eş kareye bölünmüş ve bazı kareler maviye boyanmıştır. Şekillerdeki mavi boyalı parçaların ifade ettiği kesirlerin denk olması için 1, 2, 3 işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Verilen şekillerden biri 6 eş kareye bölünmüş, ikisi boyanmış. Diğeri de 8 eş kareye bölünmüş, üçü boyanmış. Şimdi verilen işlemleri sırasıyla yapalım. Birinci işlemde ne deniyor bize? Şekillerden beyaz karelerin birer tanesini maviye boyama. Var olan karelerden, beyazlardan birer tanesini maviye boyarsak ilk şekilde mavilerin belirttiği kesir 6'da 3 olur. İkincisinde ise bir kareyi maviye boyarsak eğer orada da ne olur? 8'de 4 olur mavilerin oranı. Dolayısıyla ikisi de birbirine eşittir. İkisi de yarımı ifade eder. İlk işlem yapılabilir. Denkliği sağladık. İkincisinde her iki şekle birer beyaz birer mavi kare ekleme. Yani başlangıçta birinci şekilde 6 tane kare vardı. Şimdi 2 tane daha ekliyorum. Eklediklerime biri mavi. O zaman şu maviyi şuna sayalım. O halde toplamda kaç tane kare oldu? 8 kare oldu. Bunlardansa 3'ü maviye boyalı. İkinci şekilde de yine bir beyaz bir mavi kare ekliyoruz. Şu maviyi buna sayalım. O halde 10 parça oldu 2 tane eklediğimiz için. Mavi boyalıların sayısı da 10'da 4. Dolayısıyla bunlar birbirine denk değil. Eşitlik sağlanmadı. Üçüncü işleme bakalım şimdi de. Şekillerden ikişer beyaz kare silme. Yani bu tarafları ne yapıyoruz? İkişer tanesini siliyoruz. Birinci şekilde 4 tane karemiz var. Bunlardan ikisi maviye boyalı. İkinci şekilden de yine 2 tane beyaz kareyi silersek geriye kaç tane kaldı? 6 tane kare kaldı. Bunlardansa 3 tanesi maviye boyalı. Yine bunlar birbirine denktir, eşittir. İkisi de yarımı ifade eder. Üçüncü işlemde bu iki şekildeki mavi boyalı kesirlere denk getirmek için yapılabilir. O halde doğru cevabımız D seçeneği. Soru 2. Çağan yukarıdaki 5 kutudan ikisinin içine 7 ve 9 sayılarını yazmıştır. Diğerlerinin içine ise aşağıdaki kurallara göre birer tam sayı yazacaktır. Buna göre Çağan'ın boyalı kutulara yazacağı sayıların toplamı kaçtır? Kurallarımız nelermiş? Sırayla uygulayalım. Tüm kutulardaki sayıların toplamı 50'dir. İki tanesi belliydi. 50'yi nasıl paylaştıracağımı şu an karar veremiyorum. Bunu bir işaretleyelim. Diğer kurallardan bu toplamı kullanırız. İlk 3 kutudaki sayıların toplamı son 2 kutudaki sayıların toplamına eşittir. O halde ilk 3 kutuyla son 2 kutu birbirine eşitse demek ki 50'yi 2'ye paylaşmışlar. Son 2'nin toplamı 25 iken ilk 3'ün toplamı 25 ve sayılar birbirine eşit. Toplamları da 50 kullanmış olduk. O halde son 2 kutuda toplam 25 varsa bir tanesi 9'sa o zaman turuncu boyalı kutuya 25'ten 9'u çıkardık. 16'yı bulduk. Baştaki 2 kutu birinci turuncu ve boş olana bir bakalım beyaz olana. Toplam 25 ise bu 3 kutudaki toplam. Buna A diyelim. 25'ten 7 ve A'yı çıkarırsak buraya da ne kalır? 18 eksi A kalır. Bunları tespit edebilmemiz için de 3. kuralımızı okumamız lazım. Ne diyor 3. kuralda? İlk 2 kutudaki sayıların toplamının 4 katı. Yani 7 ile A'nın toplamının 4 katı. Devam ediyorum. Son 3 kutudaki sayıların toplamına eşittir. Son 3 kutuda ne var? Zaten şurası 25'te son 2 tanesi. 25 artı 18 A eksi A'yı eşit. 25 artı 18 eksi A. Buradan da A'yı bir tarafa alırsak 3 olarak bulunur. Bizden istenen neydi? Boyalı kutuları yazacağı sayılar. Biri A'ydı, biri de 16'ydı. Demek ki 16 artı 3'ten 19'dur. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 3. Kayra aşağıda verilen 4 sayıdan ikisini taban, diğer ikisini üs olarak kullanarak 2 tane üslü sayı elde etmiştir. Ardından bu üslü sayılara çarpan Kayra çarpımı 6 üzeri 8 bulmuştur. Buna göre Kayra'nın üslü sayıların tabanlarına yazdığı sayıların toplamı kaçtır? Üslü sayılarla çarpma işlemi yapılırken ya tabanlara aynı olmalı, üsler toplanmalı bu durumda ya da tabanlar farklı, üsler aynı olmalı, bu durumda da tabanlar çarpılmalı. Yani iki tane kuralı yan tarafa yazdım. Tabanların AA aynı olduğu durumda üsler toplanıyor. Tabanlar AB şeklinde farklı, üsleri XX aynı olduğunda da tabanlar çarpılıyor. Şimdi kayra çarpımı 6 üzeri 8 olarak bulunmuş. Demek ki tabanımızda 6 ifadesi var. Diyorum ki tabanlar aynı olsa, yani ben bu verilen 4 sayıdan 2 tane 6 tabanı elde edebilir miyim?
Verilen sayıların hiçbiri 6 tabanına uygun değil. Bunlar 2'nin kuvveti, sadece 9 3'ün kuvveti. O zaman ilk kural olmuyor. Ne yapıyorum? İkinci kurala dönüyorum. Yani tabanları farklı yapalım, üssü aynı yapalım. 6 üzeri 8 de tabanları farklı olarak nelerin çarpımından gelir? 2 üzeri 8 ile 3 üzeri 8'in çarpımından gelir. Yani tabanda 3 olacak. 3'ün kuvveti olan sadece ne vardı burada? 9 vardı. 9 kesinlikle tabandaki sayılardan biri. Ne yapabilirim o halde 9'u? 3'ün karesinin bir kuvveti olarak yazacağız. Bu 9. 9'u yazdık. Hatta önce 9'u yazayım şöyle. 9'un üzerine ne yazarsam 8. kuvveti olacak şimdi. Karesinin bir kuvveti olacağına göre o halde oraya seçtiğim sayıda ne olmalı? 4. kuvveti olmalı. 9'un 4. kuvvetinden ne gelir? 3 üzeri 8 gelir. Şimdi kaldı diğer sayı. 2 sayı. 2'nin 16. kuvveti yazarsam üs 16 oluyor ama biz üssü ne elde etmeye çalışıyoruz? 8 elde etmeye çalışıyoruz. O halde 16'nın karesi dersek işlemimiz oluyor mu bir bakalım. 16'yı da ne olarak yazıyorum? 2'nin 4. kuvvetinin bir daha karesi olduğuna göre. Evet, bu da 3 üzeri 8, bu da 2 üzeri 8 çarptığımızda 6 üzeri 8'i elde etmiş oluruz. O halde tabanlara hangi sayıları yazdık? Birine 9 yazdık, diğerine 16 yazdık. Toplamları 25 eder. Doğru cevabımız E seçeneği. Soru 4. Aşağıdaki sayı doğrusunun üzerinde A, B ve C gerçel sayılarına karşılık gelen noktalar işaretlenmiştir. Buna göre karekök A, karekök B ve karekök C gerçel sayılarının sayı doğrusu üzerindeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sayı doğrusunun üzerinde A sayısı 0 ile 1 arasına karşılık verilmiş. A 0 ile 1 arasındaysa karekökü de ne yapar? 0 ile 1 arasındaki sayıların yine 0 ile 1 arasına düşer. O halde A'nın 0 ile 1 arasında bir sayı olması lazım. D ve E gittim. B'ye gelelim. B gerçel sayısı 1 ile 2'nin arasında bir sayı. Hatta 2'ye de yakın bir sayı olarak işaretlenmiş. 1 ile 2'nin arasındaki sayıların karekökü de nereye düşer? Yine 1 ile 2'nin arasına düşer. Neden 1 ile 2'nin arasında gösterelim bunu. 1 ile 2'nin arasında bir B sayısı var. Karekökünü aldığımızda bu sayıların karekök 2 yaklaşık 1,4 demek. Karekök 1, 1 demek. O halde şunu da alalım. Kök B kimle kimin arasındaymış? 1 ile 1,4'ün yani 2'nin arasında bir sayı. O halde hangi şık oluyor burada da? C de gitti. Tek şıkkımız kaldı o zaman. B de gitti. A seçeneği. C'nin yerini de gösterelim. C ne ile neyin arasında? 5 ile 6'nın arasında. Hepsinin karekökünü aldığımızda kök 5, kök 6. Kök 5 dediğimiz kök 4'ten yani 2 tamdan biraz daha fazla. Demek ki kök C sayısı 2'den büyük olmalı. Kök 6 da 2'den büyük ama 3 olamamış. Kök 9 olsaydı karekökten 3 olarak çıkardı. Demek ki bu da 2 ile 3'ün arasında. Doğru cevabımız A seçeneği. Soru 5. X ve Y birer pozitif doğal sayı olmak üzere kutu içinde X, Y, X'in Y'ye bölümünden elde edilen bölüm ve kalanın toplamı şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre verilen eşitliği sağlayan A değerlerinin toplamı kaçtır? Verilen eşitlikte sağ tarafta iki sayı biliniyor. 22'ye 7. Kutu içindeki işlemi buna uygulayalım. Ne demekti? X'in Y'ye bölümünden elde edilen bölüm ve kalanın toplamı. O halde biz ne yapıyoruz sağ taraftaki işlemi bulmak için şimdi? 22'yi 7'ye bölüyoruz. 3 kere 7 21, kalan 1. Bu işlemin sonucu neye eşit olacak? Bölüm ve kalanın toplamına. Yani 3 ile 1'in toplamına. Demek ki bu işlemimizin sonucu bizim sağ taraftaki işlemimizin sonucu 4. Sol tarafta da 24'e A verilmiş. Bu işlemin sonucunun 4 olacağını biliyoruz. Neydi işlemimizin sonucu? Bölüm ve kalanın toplamı. Yani 24'ü A'ya böldüğümüzde elde edilen bölüm ve kalanın toplamı ne olacakmış? 4. Bölüm ve kalanın toplamının 4 olmasının kaç farklı durum var onu bir yazalım. Bölüm 4 olup kalan 0 olabilir. Toplamları 4 yapar. Bölüm 3 kalan 1 olabilir. Bölüm ve kalanın ikisi de 2 olabilir. Bölüm 1 kalan 3 olabilir. Bölüm 0 kalan 4 olamaz. Yani 0 kere bir işlem söyleyemeyiz. O halde 4 farklı durumumuz söz konusu. Şimdi bu 4'ünü uygulayalım. 24'ü bölümüne aldık. İlk durumu yazıyorum. Bölüm 4. Ne şurası? Kalan 0. Bu durumu sağlayan burada bir bölenimiz var mı? Evet, 6 kere 4 24'te demek ki A sayısının yerine 6 gelebilir. Başka yazalım şimdi. 24'ü kaça bölersem ikinci durumu uyguluyorum.
bölümüm 3 olacak, kalanım 1 olacak. Böyle bir sayı var mı? Düşünüyorum. 3'ün katlarından bir fazlası 24 yapıyor mu? Yani 24'ten 1 çıkardım, 23. 23 3'e bölünüyor mu diye de kontrol edebilirim bölmenin sağlama işleminden. Böyle bir sayımız yok. Burada bir a tespit edemedik. Geldik 3. durumumuza. Hangisi yani? Bölen de 2, kalan da 2 durumu. 24'ü hangi sayıya bölersem bölümde kalan da 2 olur. Kaça bölersek olur? Bunu 11'e bölersek. 11 kere 2, 22. 2 de kalmış olur. O halde A yerine 11 sayısı da gelebilir. Devam ediyorum. 24'ü son durumu değerlendiriyorum. Bölüm 1, kalan 3. Bu durumda da buraya 21 geleceği aşikar. O halde A yerine gelebilecek 3 farklı doğal sayı tespit ettik. Kim bunlar? 6, 11 ve 21. Bizden bunların toplamı istenmiş. A yerine gelebilecek sayıların toplamı. Bunlar da 38 yapar. Doğru cevabımız D seçeneği. Soru 6. Sıfırdan ve birbirinden farklı ABC gerçel sayıları verilen eşitsizlik sistemini sağlamaktadır. Buna göre ABC sayıları için aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Verilen eşitsizlikte önce sağ tarafa bir bakalım. A çarpı B çarpı C sıfırdan büyükmüş. 3 tane sayının çarpımının sıfırdan büyük olması, bunların işaretleriyle ilgili bize neler der? Onu bir yazalım. A, B, C sıfırdan büyük. İki alternatifimiz söz konusudur. Neden? 3'ü pozitif olabilir. 3 tane pozitif sayının çarpımı pozitif yapar. Ya da ikisi aynı işaret, ikisi negatif, biri pozitif olabilir. Bunlardan herhangi ikisi, yalnız 2 tane eksi yazıyorum ama A ile B'ye değil. Bir tanesi pozitif olabilir. Peki biri negatif, ikisi pozitif olsaydı ne olurdu? Üçünün çarpımı eksi yapardı. Demek ki böyle bir durum söz konusu değil. Ya bu sayıların üçü de pozitif olmalı ya da ikisi negatif, biri pozitif olmalı. Şimdi eşitsizliğin sol tarafına bakıyorum. A ile B'nin çarpımı da sıfırdan küçük. B ile C'nin çarpımı da sıfırdan küçük. Çarpma işleminde sıfırdan küçük olması ne demek? Demek ki çarpanlar zıt işaretli. A ile B zıt işaretli, B ile C zıt işaretli. O halde ben şimdi B'ye negatif deseydim, B negatif olsaydı, o zaman C'nin pozitif, A'nın pozitif olması lazımdı. Yani 2 pozitif, 1 negatif olurdu. 2 pozitif, 1 negatif durumu ne yaptık burada az önce biz? Eledik. Niye? O durumda A'nın, B'nin, C'nin çarpımı negatif yapıyordu. Ama ne olması lazımdı? Sıfırdan büyük, pozitif olması lazımdı. Demek ki burada B negatif değil. Kesinlikle B negatif olamaz. Çarpma işleminde sonuç sıfırdan küçük olacaksa bu sayılardan kesin biri negatif. O zaman kim olmalı? A negatif, B pozitif olmalı. B pozitifse şu durumu elediğimizi şöyle gösterelim. C ne olmalı? Negatif olmalı. Evet, bu 3 şartı da şu an sağladık. Peki sıralamayı nasıl söyleyeceğiz? A mı daha küçük, C mi daha küçük? 2 tane negatifimiz var. B pozitif olduğu için zaten bunların hepsinden büyük. Şimdi A ile C arasındaki karşılaştırmayı sağlayacağız. Şu eşitsizliğin sol tarafında verilen A çarpı B küçüktür, B çarpı C eşitsizliğine bir bakalım. Şimdi iki tarafta da B var. B'leri sadeleştirdiğimizde eşitsizlik yön değiştirmez. Niye? B pozitif zaten. B sıfırdan büyük olduğu için eşitsizliğim yön değiştirmeyecek. Ne olacak? A küçüktür, C olacak. A ile C. A C'den küçük ve ikisi de negatif. B de pozitif. Bu şartı sağlayan hangi seçenek var? A seçeneği. A C'den daha küçük. İkisi de negatif ve B de pozitif. Doğru cevabımız A seçeneği. Soru 7. A ve B pozitif tam sayıları kullanılarak K, L, M rasyonel sayılar oluşturulmuştur. Buna göre K, L, M sayıları ile ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Aynı işarete sahip rasyonel sayıları kıyaslayabilmek için ya payları eşit olmalı, paydalarına göre kıyaslayabilelim, ya paydaları eşit olmalı, paylarına göre bir karşılaştırma yapabilelim, ya da pay ile paydaları arasındaki fark hep aynı olmalı. Bu durumda bu farka göre kıyaslama yapabiliriz. Şimdi verilen kesirlere bakalım. İki kesirin mesela K ile M'nin payları aynı. Aynı şekilde L ile M'nin de paydaları aynı. Yani iki durumu da kullanmamız gerekecek. Öncelikle K ile M'yi bir karşılaştıralım. Neler var bunların? Payları A artı 1. A artı 1 bölü B. A artı 1 bölü B artı 1. Aynı şekilde pay almışlar. Biri B parçaya bölünmüş kesirden, biri B artı 1 parçaya bölünmüş kesirden. O halde bunun aldığı pay daha büyüktür. Yani K büyüktür M deriz.
Gelelim şu ikisine. Bunların da paydaları aynı. A bölü B artı 1. Öbürü de A artı 1 bölü B artı 1. Şimdi ikisi de eşit sayıda parçaya ayrılmış. Biri bir parça daha fazla pay almış. O halde bu daha büyüktür. Yani hangisiydi bu? Bu L'ydi, bu da M'ydi. O zaman ne olmalı? L de küçük, M'den olmalı. O halde K zaten M'den büyüktü. M'den de küçük L varsa en büyükleri K, en küçükleri L olmalı. Doğru cevabımız C seçeneği. Soru 8. X, Y, Z birer tam sayı olmak üzere X artı 2Y, Y artı 2Z, Z artı 2X ifadelerinden ikisi çift, biri tek sayıdır. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır? İlk verilenlere bakalım. Bunlardan ikisi çift, biri tekmiş. Hep aynı şey tekrar etmiş. Biri tek sayı olarak, biri x, öbürü 2 katı. Biri y, öbürü 2 katı. Biri z, öbürü 2 katı. Hangisinin tek, hangisinin çift olduğunu buradan söylememiz mümkün değil. Ama varacağımız kanı şu. Zaten 2y, 2z, 2x ifadeleri 2 ile çarpıldığı için çift sayıdır. Bunlardan mesela şu ikisi çift olsa, burası çift olduğuna göre çifte çift eklemem lazım ki çifte çift toplandığında çift olur. Buranın da çift olması lazım. O halde buranın tek olması lazım. Yalnız x mi, y mi, z mi tek olan hangisi olduğunu bilmiyorum. Sadece bildiğim şey ne? X, y, z'den biri tek, ikisi çift. Ama hangisi tek, hangisi çift, bu ayrıma varamıyoruz. Gelelim şimdi aşağıdakilerden hangileri her zaman çift sayıdır. Bakalım. X çarpı y çarpı z. Çarpma işleminde çarpanlardan en az bir tanesinin çift olması sonucu çift yapar. Şimdi x, y, z'den ben ikisinin çift olduğunu biliyorum ama hangisinin olduğunu bilmiyorum. Bir tanesi bile bunların çift olsa sonucu çift yapardı. Yani iki tane çiftim, bir tane tekim var. Sonuç kesinlikle çift sayıdır. İkinciye bakalım şimdi. Pardon. X çarpı y artı z. Şimdi x ya da y'nin hangisinin çift olduğunu bilmiyorum. Tek olduğunu bilmiyorum. Bir tanesi tek bunların. X tek olsa, şu dışarıdaki tek olsa, kabulle başlıyorum. Bu tek olsa y ile z'nin toplamı ne yapar? Çift yapar. Tekle çiftin çarpımı her zaman çifttir. Veya ikinci durum, x tek olan değil de çift olanlardan biri olsaydı, bu sefer de çarpma işleminde zaten çarpanlardan en az birinin çift olması sonucu çift yapardı. İçerisinde tek yapar. Yine sonucumuz ne yapar? Çift yapar. Bu her zaman çift sayıya eşittir. İster x tek olsun, ister çift olsun. X'in tek olduğunda bu sefer y ile z'nin toplamı çift geliyor. Yine çarpma işleminde bir tane çift sayı elde etmiş oluyoruz. Bu soruda, bu ifadede de sonuç kesinlikle çift. Geldik üçüncüye. X artı y üzeri z. Şimdi x ile y çift olsa, çiftin z o zaman tek oluyor. Çiftin tek kuvvetinden çift gelir. Ancak x ile y'nin çift olduğu kesin değil. Biri tek, biri çift olsa bunlardan toplama ne yapar? Tekle çiftin toplamından tek yapar. Tekin üzerine ne yazacağız şimdi? İkinci çift de buraya kaldı. Çift kaldı. Tekin çift veya tek kuvveti fark etmez. Tekin bütün kuvvetleri tek sayıdır. Burada bir kesinlik elde edemedik. Bazı durumlarda tek, bazı durumlarda çift olabilir, kesin değildir. O halde doğru cevabımız D seçeneği 1 ve 2'dir. Soru 9. Her gün kitap okuyan Asiye ve Barış'ın bir günde okudukları sayfa sayıları sırasıyla A ve B değişkenlerine bağlı olarak mutlak değer A eksi 50 küçük eşit 10, mutlak değer B eksi 40 büyük eşit 10 eşitsizliklerini sağlamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Asiye ve Barış'ın her birinin bir günde okudukları sayfa sayısı olabilir? Mutlak değerli denklem ve eşitsizliklerin çözümü ile ilgili sağ tarafa bir bilgi yazdım. Nedir bu? Mutlak değerli bir denklem A büyük 0 olmak şartıyla nasıl çözülür? Mutlak değerin içindeki ifade ya bu sayının kendisine eşittir veya bu sayının zıt işaretlisine eşittir. İki farklı denklemden çözüm kümesi elde ederiz. Bir mutlak değer herhangi bir pozitif sayıdan küçükse biz bundan ne anlıyoruz? Bu eşitsizliğimiz bu A sayısının eksilisiyle artılısı arasında değişen değerler alır. Veya bir mutlak değer bir sayıdan büyükse, büyük eşit olarak sorulmuşsa mutlak değer bu A'dan büyüktür veya mutlak değer bu sayının eksilisinden daha küçüktür diyoruz. İki farklı eşitsizlikle çözümümüzü gerçekleştiriyoruz. Peki bize verilenlerde ne var?
Mutlak değerin küçük oldu, mutlak değerin büyük oldu. Yani ikinci ve üçüncü duruma uygun işlemler var. O halde bu kurala göre yazalım. Bir mutlak değerimiz sayıdan küçük olmasını nasıl yorumluyorduk? Demek ki mutlak değerin içindeki ifade verilen sayıdan ya büyüktür ya da bunun eksilisiyle arasından değişen değerler alır. Eksi 10 ile artı 10 arasında değişen değerler alır. Yani tek bir eşitsizlik elde ediyoruz. A buradan ne olur? Eksi 50'yi diğer tarafa artı 50 alarak atarsak 60 ile 40'ın arasında değişen değer alır. Yani Asiye'nin bir günde okuduğu sayfa sayısı 40 ile 50'nin arasında değişen değerlerden oluşuyormuş. Şimdi Barış'ın okuduğu sayfa sayısını söyleyelim, bu mutlak değerli eşitsizliği. Bu da üçüncü duruma uygun. İki farklı eşitsizlik söyleyeceğiz bunda. B-40 büyük eşit 10 veya ne diyeceğiz? B-40 küçük eşit eksi 10. Eksilisinden küçük olmalı. Buradan B'yi yalnız bırakırsak B büyük 50 olmalı veya B küçük eşit 30 olmalı. Yani Barış'ın okuduğu sayfa sayısı da günlük okuduğu sayfa sayısı da 50 veya 50'den büyük değerler ya da 30 veya 30'dan küçük değerler alıyormuş. Yani Barış 50 ile 30'un arasında değişen değerlerde sayfa sayısı okumuyor. Yani 31, 32, 33, 34, 49'a kadar olan sayfa sayılarını hiç okumuyormuş. 50'den büyük ya da 30'dan küçük olmalı. Bizden istenen neydi? Her birinin bir günde okudukları sayfa sayısı olabilir. Yani ikisinin ortak alabileceği değer. O halde ikisinin ortak alabileceği değer burada ne var? 30 Asiye'nin okuduğunu sağlamıyor. Barış için uygun. 35. 35 Barış için uygun değil. Asiye için de uygun değil. 40. 40 Asiye için uygun. Yalnız Barış için uygun değil. 45 de yine Asiye için uygun fakat Barış için uygun değil. 50 her ikisi için de uygun. Asiye de 50 sayfa okuyabilir. Barış da 50 sayfa bir günde okumuş olabilir. O halde doğru cevabımız E seçeneği. Soru 10. Aynı ortamda bulunan ABC termometrelerinde santigrat derece cinsinden okunan değerler ve bu değerlerle ilgili 3 önerme aşağıda verilmiştir. P ise Q'nun değili veya R önermesi yanlış olduğuna göre termometrelerin bulunduğu ortamın sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Verilen önermenin yanlış olduğu biliniyor. Hangi bağlaçla bağlanmış? İse bağlacıyla. İse bağlacında sonucun yanlış olabilmesi için ise bağlacının ilk önermesinin doğru, ikinci önermesinin yanlış olması lazım. Yani 10-100 kuralı dediğimiz şey. Yani ilk önerme doğru, ikinci önermenin yanlış olması lazım. Buradan P önermesinin doğru olduğu sonucuna vardık. Yani A termometresi hatalı ölçüm yapmaktaymış. Yani A termometresinde okunan değer 23,6 iken ortamın sıcaklığı kesinlikle 23,6 değilmiş. Bu hatalı bir ölçümmüş. O zaman E seçeneği gitti. İkinci bağlacın şuradaki önermenin yanlış olduğunu değerlendirelim. Şimdi şurayı tekrar alayım. Q üssü veya R önermesinin yanlış olması. Veya bağlacında sonucun yanlış olabilmesi için önermelerin ayrı ayrı yanlış olması gerekir. Q üssü de yanlıştır, R de yanlıştır. R'nin direkt yanlış olduğunu söyledik. Buraya yazalım. C termometresi fazla ölçüm yapmaktadır. Yani C'deki ölçümün fazla olduğu bilgisi yanlışmış. Demek ki ortamın sıcaklığı 23,2'den daha fazla olmalı. O zaman bu şıkta gitti. Diğerleri 23,2'den zaten fazla. Geliyorum şimdi neyi değerlendirmedik? Q önermesinin değerini bulmadık. Ne bulduk Q ile ilgili? Q'nun değili sıfır değerine sahipti. Yani Q'nun değili yanlıştı. O zaman Q'nun kendisi ne olur? Bir değerini alır. O halde Q önermesi doğruymuş. Yani B termometresi eksik ölçüm yapmaktadır. Yani 23,4 değeri ortamın sıcaklığından daha düşük bir değermiş. Ortamın gerçek sıcaklığı demek ki 23,4'ten daha büyük olmalıymış. O zaman 23,3 ve 23,4 değerleri de ne oldu? Gitti. O halde verilenlerden ortamın sıcaklığına uygun olan bu 3 önermeye göre 23,5 değeri kaldı. Doğru cevabımız D seçeneği. Soru 11. A ve B kümeleri A asal sayılar, B tek doğal sayılar şeklinde tanımlanmıştır. C bir küme olmak üzere B kesişim C fark A kümesinde eleman sayısı 3'tür. Buna göre C kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? C kümesinin şartına nasıl karar vereceğiz? B ile C'nin kesişimindeki elemanlardan A'daki elemanları çıkardığımızda 3 tane eleman kalmalı. Buna göre seçenekleri tek tek değerlendirelim şimdi. Çift doğal sayılar olursa C kümesi. Önce biz neye bakmamız lazım?
B kesişim C kümesine. B neydi? Tek doğal sayılar. Tek doğal sayılarla çift doğal sayıların kesişim kümesinde hiç eleman bulunmaz. Yani nedir bu iki kümenin kesişimi? Boş kümedir. Boş kümeden hangi kümeyi çıkarırsam çıkarayım, şimdi A'daki elemanları çıkaracağım. Sonuçta yine boş küme kalır elimizde. C çift doğal sayılar olursa istenen kümenin eleman sayısı B kesişim C fark A kümesinin eleman sayısı 0 olur. Şart sağlanmalı. İlk 10 doğal sayı alırsak C'yi. Şimdi öncelikle B kesişim C'yi oluşturalım. B'de tek doğal sayılar var. C'de de neler var? İlk 10 doğal sayı 0'dan 10'a kadar olan sayılar. 0'dan 9'a kadar olan sayılar. 10 yok burada. Niye? 0'dan başladığımız için. Bu iki kümenin kesişiminde neler var? O halde 1 ortak, 3 ortak ikisinde, 5 ortak, 7 ortak, 9 ortak. Bundan da neyi çıkaracağım şimdi? A kümesini çıkaracağım. A nelerdi? Asal sayılar. Yani elde ettiğim kümeden, B kesişim C kümesinden asal olanları, A'da olanları çıkarıyorum. Kimler bunlar? 3, 5 ve 7 asal. O halde kalan B kesişim C fark A kümesinin eleman sayısı, istenen kümenin eleman sayısı ne oldu? 2 oldu ama biz 3 elemanlı bir küme arıyorduk. Bu da olmadı. Şimdi geldik C şıkkındaki iki basamaklı doğal sayılar. B kesişim C kümesi. Yani tek doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları kesiştiriyoruz şimdi. Kimlerdir bunlar? 11, 13, 15, 17, 19 diye gider. Bunlar nereye kadar gider bu? 99'a kadar gider. Neler almamış olduk? İki basamaklı çift sayıları almamış olduk. Tek doğal sayıların hepsini aldık. Nereden başlayanlar? İki basamaklılar. 11'den 99'a kadar olanlar. Bundan kimi çıkaracağız şimdi? A'yı çıkaracağız. A kümesi nelerden oluşuyor? Asal sayılardan oluşuyor. Ben buradan asalları çıkardığım zaman geriye bir sürü sayım kalır. Ne kalır mesela? 5'in katı olan 15, ondan sonra 45, bir sonraki 75 şeklinde. Sonra 3'ün katı olan 21, sonra 27 tek olanları alıyorum. Çünkü tek doğal sayılarla kesişimiydi ya B kümesi. Bir sürü sayı kalacaktır. 3 elemanlı olmayacaktır bu küme. Bunun hatta daha fazla eleman sayısı var. Bu da olmuyor. Geldik 20 ile 30 arasındaki doğal sayılar. Kimler bunlar? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. Bunlarda kimi kesiştiriyorum? Tek doğal sayıları. Yani 20 ile 30 arasındaki tek doğal sayıları söylemiş oluyorum. B kesişim C kümesi için. Kimler bunlar? 21 var, 23 var, 25 var, 27 var, bir de 29 var. Şimdi bu kümeden kimi çıkaracağım? A'nın elemanlarını, yani asal olanları çıkaracağım. Yani 23'ü çıkardım. Başka bir de 29'u çıkardım. Geriye kaç elemanım kaldı? 21, 25 ve 27 olmak üzere 3 elemanım kaldı. İstenen şartı sağlamış olduk. B kesişim C fark A kümesinde 3 eleman elde etmiş olduk. O halde C kümesi 20 ile 30 arasındaki doğal sayılar olabilir. Doğru cevabımız D seçeneği. Soru 12. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde çizilmiş olan 0C kapalı aralığında tanımlı doğrusal fonksiyon grafiklerinden biri f, biri g, biri de h fonksiyonuna aittir. Buna göre fonksiyonların c noktasındaki değerleri için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Bize sıralamayı sağlaması için iki farklı eşitsizlik verilmiş. Bu eşitsizlikleri grafiklerde bir yorumlayalım. Her x eleman 0a aralığı için, yani 0'dan a'ya kadar olan aralıklarda f g'den daha küçükmüş. F'in değerleri g'nin değerlerinden daha küçük. O halde f bu g bu olabilir. F bu g bu olabilir. F g olabilir. Ancak bildiğim tek şey var ki buradan, bu alternatiflerden en yukarıdaki fonksiyonun f olamayacağı. Çünkü f g'den daha küçük olacak. O halde bu sarı çizgiyle gösterilen fonksiyonun f olamayacağına kanaat getirdim. Ama hangisi f, hangisi g şeklinde yorum yapamıyorum. İkinciye gelelim. AB aralığında da h'ın değerleri f'in değerlerinden küçükmüş. AB aralığındaki değerler için h'ın değerleri a'dan küçük, f'den küçük. O halde burada da bildiğim gene sarı olan fonksiyonun h olamayacağı. Çünkü küçük değerler almalıydı f'den. H bu olunca f bu olabilir. H bu olunca, ama f burası olamayacaktı zaten, onu söylemiştik. O halde bu fonksiyonun h olmaktan başka şansı yok. Turuncunun da f ve h olamayacağına göre bu kesin nedir? G fonksiyonudur. Şöyle başa yazalım. 0a aralığında da neydi? H g'den daha küçüktü. Şey, f g'den daha küçüktü. Bunlardan biri f olacak. AB aralığında da h f'den daha küçük olacak.
O zaman H nerede? Kırmızı olan H'tır. Mavi olan da F'tir. Şöyle başlarına yazalım. F, H. Bizden istenen neresi? Bu fonksiyonların C noktasındaki değerleri için. Kırmızı olan en küçük, turuncu olan ortada, mavi olansa en büyüktür. Kırmızı olan H'tı, turuncu olan G'ydi, en büyük olan mavi de F'tir. O halde doğru cevabımız E seçeneğidir. Soru 13. Bir sayı oyunu oynayan Şevval ve Tuna arasında geçen konuşmaya göre Tuna'nın verdiği cevap 582. Bu cevaba göre Tuna'nın aklından tuttuğu 3 sayının toplamını doğru bilen Şevval'in bulduğu sonuç kaçtır? Şimdi oyunun aşamalarını sıra sıra yazalım. Şevval ne diyor? Aklından 3 tane rakam tut. O halde biz de Tuna'nın tuttuğu rakamlara 3 tane isim verelim. A, B, C olsun. Tamam, tuttum. Birinci rakamı 2 ile çarp. Bir tanesini 2 ile çarptım. Sonra bu çarpıma 3 ekledik. Çıkan sonucu da 5 ile çarp. Ve çıkan sonucu da ne yaptık? 5 ile çarptık. İşlemleri yaptım. Bu sonuca tuttuğun ikinci rakamı ekle. Yani neydi sonucumuz? 10A artı 15'ti. Buna ne yapıyor şimdi? İkinci rakamı ekliyor. 10A artı 15'e ikinci rakam olan B'yi ekledi. Sonra toplamı 10 ile çarp. Şimdi bunu 10 ile çarpıyoruz. 10. Bu çarpıma son olarak tuttuğun üçüncü rakamı ekle ve C'yi ekledi. Yani ne yaptı burası? 100A artı 150 artı 10B artı C. Bulduğun sayı kaç? 582. Bu sonuç 582. Şimdi buradan A, B, C rakamlarını tespit etmeye çalışalım. Şimdi 500'lü sayılarda A'ya 5 versek fazla geliyor. Çünkü burada bir de 150 var. O halde A'ya kaç vermemiz lazım? 4 vermemiz lazım. 400, 150 daha. Burası ne yaptı? 550 yaptı. Geriye ne kaldı? 32. 32'yi sağlaması için de B'ye kaç vermemiz lazım? 3 vermemiz lazım. 30, buna da 2 vermemiz lazım. Demek ki A'ya 4, B'ye 3, C'ye de 2 değerini vermemiz gerekiyormuş. O halde toplam sayılar kaç yaptı? 3 rakamın toplamı 9 yaptı. Doğru cevabımız A seçeneği. Soru 14. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısının yüzler basamağındaki A rakamı bir azaltılınca oluşan 3 basamaklı sayı 9 ile, onlar basamağındaki B rakamı bir azaltılınca oluşan 3 basamaklı sayı 4 ile, birler basamağındaki C rakamı bir azaltılınca oluşan 3 basamaklı sayı 5 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre bu şartları sağlayan kaç farklı 3 basamaklı ABC sayısı yazılabilir? Şimdi öncelikle 5 ile bölünebilmeden başlayalım. Çünkü o sadece son basamağı ilgilendiriyor. 4 ile bölünebilme son 2 basamağı. 9 ile bölünebilme de tüm basamakların toplamını. O halde daha az basamağı ilgilendiren 5 ile başlayalım. 5 ile ne zaman bölünüyormuş bu sayı? Birler basamağındaki C rakamı bir azaltılınca. Demek ki bu sayının 5 ile bölümünden kalan 1'miş. O halde ABC sayısının son basamağı şöyle olabilir. AB 6 olabilir veya AB 1 olabilir. 1 azalttığımızda son basamakta 5, 1 azalttığımızda son basamakta 1. O halde 5 ile bölünebilmesi için C'nin alabileceği iki farklı değeri söylemiş olduk. Şimdi geldi sıra 4 ile bölünebilmeye. 4 ile bölünebilmesi için bu sayının bir defa çift olması lazım. O halde sonunda 1 olma ihtimali olmaz. Demek ki C rakamını net bir şekilde tespit ettik. C 6. Şimdi ne yapıyorduk? Bu sayının A, B, 6 sayısının onlar basamağındaki B rakamının bir azaltılmış hali 4 ile bölünüyor. Yani 16 yazarsam 4 ile bölünen B azaltılmış hali. Yani B'nin yerine ne yazmış oluyorum aslında ben burada? 2 yazmış oluyorum. İşte 36 olursa aslında B'nin yerine kaç yazdım? 4 yazdım. İşte 56 olursa aslında B'nin yerine kaç yazmış oldum? 1. Ama C ile B aynı oldu. Rakamları birbirinden farklı olacaktı. Bu durumu eledim. 76 yazdığımda aslında B'nin değeri neydi? 8'di. 96 yazdığımda azaltıldığında hangi rakamı azaltırsam 9 olur. Öyle bir rakamımız yok. Burada işlemlerimiz bitti. Şu ihtimali elemiştik. Yani B'nin alabileceği değerler 2, 4, 8. C'nin alabileceği değeri de buradan kesin olarak bulmuştuk. 6'ydı. Şimdi 9 ile bölünebilmeye geldik. 3 basamağı da ilgilendiren işlem. Neler var elimizde? A, B'nin 2 değeri var. A,
B'nin 4 değeri var. A, B'nin 8 değeri var. C'nin net değeri 6, 6, 6. Bu durumda şimdi A'yı azalttığımızda 9'a tam bölünmesi lazım. 9'da bölünebilme kuralımız rakamları toplamı 9'un katı olmalı. Hemen rakamları toplayalım. 6, 2 daha 8. 8'e kaç eklersem 9'a bölünür? 8'e 1 eklersem 9'a bölünür. Yalnız burada A'nın değeri kaç olmalı o halde? 2 olmalı. 1 azaltılmışı 9'da bölünüyordu çünkü. O halde 2, 2, 6 oldu. 226 oldu sayımız. Bu ikiler aynı olduğu için bu ihtimali eliyoruz. Geldik buraya 6, 4 daha 10. 8 eklersek 9'a bölünür. Yani burası aslında ne olmalıymış? 9 olmalıymış ki 1 azaltılmış sayı bölünüyor. A'nın 9 değeri var. Buraya geldik. 8, 6 daha 14. 14'e 4 eklersek bölünür. Demek ki 1 azaltılmışa 4 ise A'nın kendisi ne olmalı? 5 olmalı. O halde iki farklı A, B, C sayısı elde ettik. 946 ve 586. Şimdi sağlamasını yapmak adına verilenleri tek tek değerlendirin. 5 ile bölünebilmesinden 1 mi kalıyor? Bölünmeden 1 mi kalıyor? Evet. B azaltılınca 36 oluyor burası. 4 ile tam bölünüyor mu? Evet. Burası 9 ile bölünebilmesi için şurayı bir azalttık 8. 8, 4 daha 12, 6 daha 18, 9'a bölündü mü? Bölündü. 3 şart da sağladım. Gelelim şimdi buraya. 6'yı 1 azalttık, 5 ile tam bölündü. Şunu biraz azalttık onlar basamağındaki 8'i. 76 oldu burası. 76 4'ün katı olan bir sayı olduğu için bu sayı 4'e bölünür. Şunu da 1 azalttığımızda 4 oldu burası. 4, 8 daha 12, 12, 6 daha 18, 18, 9'un katı olduğu için böldü. İki, yani 3 durumu da sağlayan iki farklı sonuç bulmuş olduk. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 15. Rakamları farklı, 3 basamaklı bir doğal sayı herhangi bir basamağında bulunan en büyük rakama tam bölünebiliyorsa bu sayıya bölümlemeli sayı denir. Buna göre en büyük bölümlemeli sayı en küçük bölümlemeli sayıdan kaç fazladır? Örnek olarak 123 sayısı verilmiş. 123 sayısının bölümlemeli sayı olduğuna nasıl karar veriyoruz? Basamaklarında bulunan en büyük rakama tam bölünebiliyor mu buna bakıyoruz. Basamaklarında bulunan en büyük rakam da 3. 123 3'e tam bölündüğü için bu bir bölümlemeli sayıdır. Nasıl karar veriyoruz 3'e bölündüğünü? Rakamları toplamı 3'ün katı mı diye. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. 6 3'ün katı olduğu için 123 sayısı da 3'e tam bölünür. Dolayısıyla bir bölümlemeli sayıdır. İstenen en büyük bölümlemeli sayı ile en küçük bölümlemeli sayı. En büyük sayı için ne yapıyoruz? 3 basamaklı olacak. Rakamları birbirinden farklı olacak. Yazabileceğimiz şeyler 9, 8. Sonraki basamağı da nasıl karar vereceğiz? 9'da bölünebilme kuralına göre. Önce 7 desek bakalım 9'da tam bölünebiliyor mu? 9'da bölünebilme kuralımız neydi? Rakamları toplamı 9'un katı olmalıydı. 9, 8 daha 17, 7 daha 24. 24'ün 9'da bölümünden kalanı var. Bu 9'la bölünmüyor. O halde ne seçmeliyiz buraya? Rakamları toplamı 18 olacak şekilde. 9, 8 daha 17, 1 daha 18. O halde yazabileceğimiz en büyük bölümlemeli sayı budur. Neye göre kontrol ettik? 9'la bölünebilmesine göre kontrol ettik. Çünkü rakamların basamaklarındaki en büyük rakamı 9 aldık en büyük sayı için. Şimdi en küçüğünü kontrol edelim. En küçükte ne yapacağız? Yüzlü sayılardan yazacağız. 100'ü yazamayız, rakamlara aynı. 101'i de yazamayız, rakamlara aynı. 102'yi yazabiliriz. Acaba 102 basamaklarındaki en büyük rakam 2, çift sayı olduğu için de 2'ye bölünür. Yazılabilecek en küçük sayı da bu. Bizden bunlar arasındaki fark istenmiş. Büyük küçükten kaç fazladır diye çıkarırsak bu da ne yapar? 9, 7, 8, 879. Doğru cevabımız C seçeneği. Soru 16. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki eleman sayısı tekse ortadaki sayıya, çiftse ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı denir. Tam sayılardan oluşan bir veri grubu verilmiştir. Bu veri grubundan önce bir sayı çıkarılıp yeni bir veri grubu, ardından bir sayı daha çıkarılıp ikinci bir yeni veri grubu elde edilmiştir. Oluşan bu iki yeni veri grubu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre veri grubundan çıkarılan iki sayının çarpımı kaçtır? 7 elemandan oluşan bir veri grubu verilmiş. Bunun medyanı nedir? Elemanlar küçükten büyüğe doğru sıralandığına göre medyanı 3'tür. Şimdi bu sayılardan önce bir tane çıkarıyoruz. Ardından bir tane daha çıkardığımızda oluşan iki yeni veri grubu ile ilgili karşılaştırmalar var. Nelermiş? Medyan değerleri ilk grubun medyan değerine eşittir. Yani ben bir sayı çıkardığımda 6 elemanlı bir veri grubu elde edeceğim. Bu veri grubunun da medyanı 3 olacak. Şimdi medyan nasıl 3 olabilir?
Çiftse ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına eşit medyan. Yani 6 tane olduğuna göre çift sayıda şu ortadaki ikisinin toplamının yarısı 3'e eşit olacak. Hangi durumlarda olabilir? 2 ile 4'ün toplamının yarısı olabilir. 5 ile 1'in toplamının yarısı olabilir ama o zaman 5 ile 1'i ortaya getirirsem kenarlara sayı kalmıyor zaten. 4 ile 2'yi ortaya getirebilmek için, 4 ile 2'yi ortaya getirebilmek için hem 2 tane 3'ü de atmam lazım. Ancak benim veri grubundan kaç tane sayı atmam lazım? İlk başta bir tane sayı atmam lazım. O halde atılabilecek sayılar 2, 2, 1'den 1'i. Neden? Çünkü 3 ile 3'ün toplamının yarısı 3 olacak. Yani 3'lerin yeri kesinlikle orta. 4 ile 2'nin gelemeyeceğini anladık. 4 ile 2'nin gelmesi için 2 tane 3'ü ortadan atmam lazım. Ancak tek sayı atmam gerekiyordu. O halde bu tarafta 4 ile 5 yeri belli oldu. Bu tarafta da 1, 2, 2'den şimdi birini atıyoruz. Ya 1 atıldı ya 2 atıldı. Hangisini attığımı bilmiyorum. İki alternatifi de yazalım. 1 atmış olalım, bir de 2 atmış olalım. Veri grubundan iki alternatifimiz var. Bu durumda ne oluyormuş bir de? Aritmetik ortalamaları iki yeni veri grubunun eşit ancak ilk veri grubundan farklıymış. İlk veri grubunun aritmetik ortalaması kaç bir hesaplayalım. 9, 3 daha 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20'yi 7'ye böldük. Yani 3 olamamış veri grubunun aritmetik ortalaması. Şu durumlarda aritmetik ortalamaya bakalım. 3, 6, 9, 9 daha 18, 18'i 6 eleman var. 3'e böldük. Burada da aritmetik ortalamamız ne geliyor? 9, bir tane daha fazla. 19 bölü 6'dan bu da 3 küsüre geldi. Şimdi hangisini çıkardığıma karar veremedim. Sadece 1 ile 2'den 1 çıkacak onu söyleyebildim. Geldik şimdi bu veri grubundan kalanlardan bir tane daha çıkaracağız. Ve veri grubunu yani 5 sayı olacak elimizde. Yine medyanı 3 olacak. Nasıl olabilir bu? 3'ler medyan 3 ortada kalacaksa şu 3 ortada kalıp 4 5 bu tarafta olabilir. Bu tarafta da o halde 1 ile 2'den ya da 3'ten 1 kalacak. Hangisini kalacağını şu an tespit edemiyoruz. Alternatifleri bir yazalım. 1 2 3 4 5 olabilir ya da 3 4 5'ten bu tarafta 1 ile şey 2 ile 2 kalabilir ya da 3 3 burada kalıp 4 olabilir. Bu taraf yine 1'e 2. 3, 3, 5 olabilir burası. Burası 1, 2. Şimdi 5'in ya da 4'ün çıkarıldığı durumlar söylendiğinde bakalım aritmetik ortalama nasıl değişiyor? Şimdi 5'i gruptan atarsam aritmetik ortalama çok küçülmüş olur. Mesela şu durumu bir düşünelim. 4, 3 daha 7, 10. Buradan da en fazla gelse gelse 14 gelecek. 14'ü 5'e böldüğümüzde 3'ten az olacak. Yalnız bizim aritmetik ortalamamız ya 3 ilk veri grubunda ya da 3'ten fazla. O halde bu durum söz konusu değil. Yani 5 kesinlikle grupta olacak. Şuna bakalım şimdi. 4, 5 daha 9, 3 daha 12, 15. 15'i de 5'e böldüğümüzde aritmetik ortalamamız 3 sağlamış oldu. Demek ki ilk veri grubundan hangi sayıyı atmışım? 2'yi atmışım. İkinci veri grubundan da kimi atmışız? 3'ü atmışız. O halde çıkarılan sayıların çarpımı 6'dır. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 17. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir odada kullanılabilecek televizyonun ideal ekran boyutu, televizyonun asılacağı duvarla karşısındaki duvar arasındaki mesafenin 11 bölü 90'ı ile 9 bölü 40'ı arasında bir değerde olmalıdır. Berra karşılıklı yan duvarlar arasında 3 tam onda 6 ve 5 tam onda 4 metre mesafe bulunan bir odaya ideal ekran boyutlu bir televizyon alacaktır. Buna göre televizyonun ideal ekran boyutu santimetre türünden aşağıdakilerden hangisi olursa Berra bu televizyonu odanın her iki yan duvarına da asabilir. Verilenler metre türünden, istenen santimetre türünden. Bunları aynı birime çevirelim. 3 tam onda 6'yı 360 santimetre. Bunu da 5 tam onda 4'ü de 540 santimetre olarak alalım. Şimdi televizyonun asılacağı duvarla karşısındaki duvar arasındaki mesafeni yani odanın eni ile boyu arasındaki mesafe söyleniyor aslında bize bu karşılıklı duvar dediğimizde. Odanın eni ile 11 bölü 90'ı ile 9 bölü 40'ı arasında boyu için de aynı şekilde 11 bölü 90'ı ile 9 bölü 40'ı arasında bir değerde olmalıymış televizyonun boyutu. O halde biz şimdi televizyonu
360 santimetrelik mesafenin olduğu bir duvara asarsak ne olmalı? 360'ın 11 bölü 90'ı sadeleştirirsek 44 yapar. 360'ın 9 bölü 40'ı bunları da sadeleştirirsek 81 santimetre yapar. Demek ki odanın 3,6 metre enine televizyonu asarsak karşılıklı duvarlara 44 santimetre ile 81 santimetre arasında değişen bir televizyon bu oda için ideal boyutludur. Peki odanın boyu için düşünürsek bu sefer 540 santimetre için düşünürsek 11 bölü 90'ı ne yapar bunu? 66 santimetre. 540'ın bu sefer de 9 bölü 40'ını hesaplıyoruz. Sadece 27 çarpı 9, 243. 243'ün yarısı da ne yapar? 122. Demek ki odanın boyuna da 66 santimetre ile 22,5 santimetre arasında değişen bir televizyon asılabilir. Bizden istenen ne? Berra hangi televizyonu alırsa her iki odanın enine de boyuna da bu televizyonu asabilir. Bakalım şimdi. 44 ile 81 arasında 81'i geçmemeli, 44'ten az olmamalı. Bu da 66'dan az olmamalı, 122,5'u geçmemeli. O halde bizim aradığımız televizyon 66 ile neyin arasında olmak zorunda? 81'in arasında değişen değerde olmak zorunda. Hatta eşit de olabilir bu arada değer dediği için. O halde seçeneklerden de bu araya uyan hangisi var? C seçeneği 72 santimetrelik bir televizyon bu odanın her iki duvarına da asılabilir. Soru 18. Yavuz farklı uzunluklara sahip biri mavi, diğeri kırmızı olan iki çubuk almıştır. Mavi çubuğun %25'ini, kırmızı çubuğun ise %10'unu kesip atan Yavuz, kalan çubukları şekildeki biçimde uçuca ekleyerek tek bir çubuk elde etmiştir. Yavuz elde ettiği yeni çubuğun %25'inin mavi olduğunu tespit etmiştir. Buna göre mavi ve kırmızı çubukların başlangıçtaki uzunluklarının oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Mavi çubuğun başlangıçtaki boyuna 100x diyelim. Diğerinin kırmızı çubuğun boyuna da 100y diyelim. İlk önce ne yapılmış? Mavi çubuğun %25'i kesilip atılmış. 125'i kesilmişse geri kalanı nedir? 75x'tir. Kırmızını da %10'unu kesip atmış. Yani kalanı nedir? 90y. Şimdi bu ikisini ucuca ekleyerek tek bir çubuk elde etmiş. Yeni çubuğumuzun boyu 75x artı 90y'dir. Bu yeni çubuğun ise %25'inin mavi olduğunu tespit etmiş. Yani 75x artı 90y'lik uzunluğun %25'i yani dörtte birinin mavi olduğu 75x'e karşılık geldi. Yani burası bir birimken burası 3 birim olmalıymış toplamda %100'ü sağlaması için. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 225x eşittir 90y. İkisi de 45 ile bölünüyor. 5x eşittir 2y orantısını elde etmiş olduk. Bizden istenen mavi ve kırmızı çubukların başlangıçtaki oranı. Yani x'in y'ye veya y'nin x'e oranı. X'in y'ye oranı küçük sayı geliyor. O zaman y'yi x'e bölelim. Y başlangıçta daha büyük olduğu için y'nin x'e oranı da ne gelir? 5 bölü 2. Başlangıçta bunlar 100'dü. 100 ile çarpmam sonucu orantıyı değiştirmeyecektir. 100 y'nin 100 x'e oranı 5 bölü 2 yapar. O da ondalık sayı olarak 2,5. Doğru cevabımız C seçeneği. Soru 19. Bir okulun kütüphanesinde bulunan kitaplar türlerine göre hikaye, roman, şiir, biyografi ve dini olmak üzere 5 gruba ayrılmış ve gruplardaki kitap sayılarının sırasıyla 5, 5, 4, 4 ve 2 sayılarıyla orantılı olduğu görülmüştür. Kütüphaneye bu türlere ait 200 yeni kitap alındığında 5 türdeki kitap sayısı eşitlenmiştir. Buna göre kütüphaneye yeni alınan kitaplardan kaç tanesi şiir türüne aittir? Başlangıçta 5 tür kitabın oranları verilmiş. Biz de bunlara K cinsinden söylersek 5K, 5K, 4K, 4K ve 2K. Yani başlangıçta kütüphanede kaç tane kitap vardı? K cinsinden söylersek toplam 20K kitap vardı. Daha sonra kütüphaneye bu türlere ait 200 yeni kitap alınmış. Yani toplam kitap sayımız 20K artı 200 oldu. Şimdi ne olmuş bu durumda? Tüm türlerdeki kitap sayısı birbirine eşit olmuş. Yani bu toplam kitap sayısını ben 5'e böldüğümde yani kaç gelir? 4K artı 40 geldi. Yani tüm türlerdeki kitap sayısı artık neye eşitlenmiş? 4K artı 40'a eşitlenmiş.
Bizden istenen neydi? Şiir türüne ait olanlar. Şiir 3. sıradaydı. Yani 4K olan şiirler istenmiş. Başlangıçta şiirlerden ne kadar vardı elimizde? 4K vardı. Şimdi eşitlendiğinde, yeni kitaplar gelip eşitlendiğinde, şimdi elimizde ne kadar var? 4K artı 40. Hepsinden şiir de bu kadar, roman da bu kadar, dini de bu kadar kitaplar. O halde şiir kitaplarına ne kadar ek gelmiş oldu? 40 tane daha kitap gelmiş oldu. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Soru 20. Bir testte bulunan sorular seviyelerine göre kolay, orta ve zor şeklinde 3 gruba ayrılmıştır. Eylül bu testte yer alan kolay soruların her birini 1 dakikada, orta soruların her birini 2 dakikada, zor soruların her birini ise 3 dakikada çözmektedir. Eylül bu testi çözmek için verilen sürede her seviyeden en az bir soru olmak şartıyla testten belirli sayıda soru çözmüştür. Eğer Eylül bu testteki kolay soruları çözmeseydi, diğer seviyelerden birer soru daha, orta soruları çözmeseydi, diğer seviyelerden ikişer soru daha, zor soruları çözmeseydi, diğer seviyelerden üçer soru daha çözerek testi aynı sürede bitirebilecekti. Buna göre testi çözmek için verilen süre kaç dakikadır? Şimdi testte 3 ayrı düzeyde soru var ve Eylül bunlardan kaçar tane çözdü bilmiyoruz ama her birinden en az bir tane çözdüğünü biliyoruz. O halde Eylül'ün testi verilen sürede çözdüğü soru sayılarına A, B, C diyelim. Kolay seviyeden A tane soru çözmüş olsun, orta seviyeden B tane soru, zor seviyeden de C tane soru çözmüş olsun. O halde testin süresini de yazalım. Ne kadar olur testin süresi? Sırasıyla 1 dakika, 2 dakika ve 3 dakikada çözüyordu bu soruları. O halde testin süresi 1 çarpı A artı 2 çarpı B artı 3 çarpı C'dir. Yani A artı 2B artı 3C süre var. Peki istenen ne bizden? Eğer Eylül bu testteki kolay soruları çözmeseydi ne yapıyor? Aynı sürede diğer seviyelerden birer soru daha fazla çözebilecekti. Yani testimizin süresi içerisinde A artı 2B artı 3C süre içerisinde bu sefer A'ları çözmüyor. Orta seviyelerin ve zor seviyelerden birer soru daha fazla çözebiliyor. Bunlar ikişer dakika, bunlar üçer dakika. Buradan işlemimizi yaptığımızda A'yı 5 buluruz. Yani o kolay sorulardan 5 tane çözebilmiş. Şöyle de düşünebilirdik bunu bu denklemi kurmadan. Kolay soruları çözmeseydi hem ortadan hem zordan birer soru daha çözüyorsa zaten orta soruları 2 dakikada çözebiliyordu. Zor soruları 3 dakikada çözebiliyordu. Bunlardan birer soru çözdüğüne göre demek ki ne kadarlık bir süre varmış orada? 5 dakikalık bir süre varmış. 5 dakikalık süreyi kolay sorulardan her birini 1 dakikada çözdüğüne göre demek ki burada 5 soru varmış. Birer dakikadan 5 dakikalık da süre ayırmış testin içerisinde kolay sorulara. İkinci durumu yine denklemle ifade edebileceğimiz gibi bu şekilde de söyleyelim şimdi. Orta soruları çözmeseydi diğerlerinden ikişer soru daha. Yani kolaylardan 2, zorlardan 2. Kolayların her birini 1 dakikada çözüyor. Demek ki burada 2 dakikalık bir süresi oluşuyordu. Zorların da her birini 3 dakikada çözebiliyor. Demek ki 6 dakikalık bir süre oluşuyordu. Toplamda 8 dakikalık bir süre ayırmış teste demek ki orta soruları çözmek için. O halde orta soruların sayısı da her birini ikişer dakikada çözdüğüne göre 8 dakikayı 2'ye böldük. Demek ki 4 soru cevaplamış testten orta düzeyde. Aynı şekilde son durumu değerlendirelim. Zor soruları çözmeseydi diğerlerinden üçer tane. Kolayların her birini 1 dakikada çözüyor. 3 soruya 3 dakika zaman ayırır. Ortaların her birini 2 dakika çözüyordu. 3 soruya 6 dakika zaman ayırır. Yani toplam 9 dakika zaman ayırmış kime? Zor soruları çözmek için. Onların da her birini 3 dakikada çözdüğüne göre demek ki zor seviyedeki sorular testten 3 tanesini çözebilmiş. Bizden istenen testi çözmek için verilen süre aslında bunların toplamı ya da ne deriz? Kolay soruların her biri çarpı 1, orta soruların her biri çarpı 2, zor soruların her biri çarpı 3 diyebiliriz. O halde ne yapar bu da? 5 artı 8 artı 9'dan toplam 22 dakikaymış demek ki testin süresi. Doğru cevabımız A seçeneği. Soru 21. Bir turnuvaya A, B, C, D ve E ile isimlendirilen 5 takım katılmıştır.
Kaan, Lale ve Mert bu turnuva sonunda hangi takımın kaçıncı olacağına dair tahminlerde bulunmuş ve bu tahminler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Turnuva sonucunda Kaan, Lale ve Mert'ten her birinin üçer tahmini doğru çıktığına göre turnuvayı ikinci olarak bitiren takım hangisidir? 5 takım var. Üçer tane doğru tahminleri varsa demek ki ortak tahminlerde bulunmuş. Ayrı ayrı tahminler değil. Demek ki kaçıncı olacağına dair birden fazla ortak tahmin olması lazım. Tabloda bakalım ortak tahminler neler var, onları bir işaretleyelim. Önce dördüncü olacağını herkes B takımı olarak söylemiş. Dolayısıyla ortak bir değerlendirme olacağına göre B takımı dördüncüdür. Başka ortak olan neler var? Şurada A'ları görüyoruz. A'lar 5. takım olsa demek ki C kesinlikle 5. takım değil. Hatta A da 3. takım değil. Buradan 5. olmuşsa 3. olma şansı yok. Bunu da çizebiliriz. Şu an K'nın bir tahminini, Lale ve Mert'in de ikişer tahminini doğru kabul ettik. Şimdi devam edelim. Bu taraftan ortak bir şeyler yine olması lazım. Neler var burada ortak? E'ler ortak. Hatta şöyle, Kaan'ın şu an kaç doğru tahmini var? Bir doğru tahmini var. Bunun kaç tane tahmin olması lazım? Üç tane. A burada olamıyor. C zaten sildik buradan. O halde ikinci ve birinci olacak takımı Kaan'ın kesinlikle doğru bilmesi lazım ki toplam tahmin, doğru tahmin sayısının 3'e çıkması lazım. O zaman E burada birinci ise Mert de ortak bir şekilde E'yi bildi. D o zaman kesinlikle burada değil. E birinci ise üçüncü de olamaz o halde. D ikinci. O halde üçüncü takımında ne olması lazım? D burada olamayacağına göre C'nin de üçüncü takım olması lazım. C de o halde burada değil. Şimdi üçer tahmini var mı herkesin? Bir sayalım. Yuvarlak için aldıklarımız. Kaan'ın 1, 2, 3 tane doğru tahmini var. Lale'nin 1, 2, 3. Sondaki 3'ü bilmiş. 3 doğru tahmini var. Mert'in de 1, 2, 3. 3 doğru tahmini var. 3'ünü de sağlattık. O halde bizden turnuvayı ikinci olarak bitirecek takım istenmişti. D takımıdır. Onu da kim bilmiş? Kaan bilmiştir. Doğru cevabımız D seçeneği. Soru 22. Bir bilim kurgu yazarı romanında zaman birimlerini yeni bir sisteme dönüştürmüştür. Bu yeni sistemde gerçek yaşamda kullanmakta olduğumuz bir günlük süre 20 yeni saate, bir yeni saatlik zaman da 80 yeni dakikaya karşılık gelmektedir. Buna göre yazarın romanda 90 yeni dakika diye bahsettiği sürenin gerçek yaşamda kullandığımız zaman sistemindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Gerçek yaşamla romanda bahsedilen süre arasında bir ilişki kuracağız, bir doğru orantı kuracağız. Bir günlük süre 20 yeni saate karşılık geliyormuş. Biz bir günlük sürede ne diyorduk zaten? 24 saat. Yani bizim kullandığımız 24 saatlik zaman dilimi romanda 20 yeni saat diye bahsedilmiş. Bir yeni saatlik zamanda 80 yeni dakika. Yani bizim bir günlük süremizi biz dakika cinsinden nasıl ifade ediyoruz? 24 çarpı 60 dakika. Bu neye eşit? Bir günlük süreye eşit. Peki romanda bir günlük süreyi nasıl söylemişler? Bir gün 20 yeni saat. Her yeni saatin içinde de ne var? 80 yeni dakika. Yani 20 çarpı 80 yeni dakika olarak söyleyebiliriz. Şimdi bizden istenen ne? 90 yeni dakikanın gerçekteki karşılığı. Yani o zaman buraya yeni dakikanın altına 90 yeni dakikanın gerçek yaşamda kullandığımız karşılığı nedir? Orantımızı kuralım. Sadeleştirmeleri yapalım. Şöyle sıfırlar 80 ile 90'dan birer tane. 20 ile 60'dan da birer taneye götürelim. 8 ile 24'ü de sadeleştirebiliriz. 8'i 8'e böldüm. 1. 24'ü 8'e böldüm. 3. 2 ile 6'yı da sadeleştirelim. 2 2'ye böldüm. 1. 6 2'ye böldüm. 3. O halde x ne geldi buradan? 3 kere 3 9. 9'a da çarptık. 81 neyi bulduk? Dakika. Yani bizim gerçek yaşamda kullandığımız süreyi bulduk. 81 dakikada saat cinsinden söylersek ne yapar? 81 biz nasıl yazarız? 60 artı 21 dakika diye söylersek o halde 60 dakikayı da 1 saat diye ayırdık. 1 saat 21 dakika yapar. O halde doğru cevabımız D seçeneği. Soru 23. Mustafa ve Kutay'ın bir miktar paraları ve ikisinin sadece birbirlerine bir miktar borcu bulunmaktadır. Kutay parasının 1/5'ini Mustafa'ya verdiğinde hem ikisinin parası eşitlenmiş hem de birbirlerine borçları kalmamıştır. Mustafa ve Kutay'ın borçları arasında 50 lira fark olduğuna göre ellerindeki toplam para kaç liradır? Mustafa ve Kutay'ı şöyle yazalım.
Kutay ne yapmış? Parasının 1/5'ini Mustafa'ya vermiş. O zaman Kutay'ın başlangıçtaki parasına 5K diyelim. Şimdi ne yapacak? 1/5'ini, yani K'sını Mustafa'ya veriyor. K'sını Mustafa'ya verince kendine ne kadar para kaldı? 4K para kaldı. Mustafa da 1K aldı. Başlangıçtaki parasının üzerine 1K daha para aldı. Peki bu durumda paraları eşitlenmiş. Yani Mustafa'nın da parası ne olmuş? 4K olmuş. Demek ki Mustafa'nın başlangıçta ne kadar parası varmış? 3K varmış ki bundan da K alınca 4K birbirlerine eşitlenmiş. Hem de ne olmuş? Birbirlerine borçları kalmamış. Demek ki bu K para transferi, Kutay'dan Mustafa'ya geçen K lira borçları da dengelemiş. Demek ki bunların borçları arasında da ne kadar fark varmış? K fark varmış ikisinin birbirine olan borçlarının arasında. Sonra da ne dedi? Kutay ve Mustafa'nın borçları arasında 50 lira fark var. Yani K 50 liraymış. Bizden istenen ne? Ellerindeki toplam para. Ellerindeki toplam para ne kadardı? 8K'ydı. O da 8 çarpı 50'den 400 lira yapar. Doğru cevabımız A seçeneği. Soru 24. Kırmızı, beyaz ve mavi boncuklar kullanarak bileklik yapan Betül'ün elinde bulunan boncukların renklerine göre sayıca dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Betül her bir bileklikte 12 kırmızı, 18 beyaz ve 24 mavi boncuk kullanarak herhangi bir renkteki boncuk bitene kadar bileklik yapmış ve 900 boncuk artmıştır. Buna göre Betül kaç tane bileklik yapmıştır? Sayıca dağılımı verilmiş boncukların, mavi boncukların açısı verilmemiş. Öncelikle onu söyleyelim ve daha sonra boncuk sayısını birbirine göre oranlayalım. 90, 108, 108 90'dan 18 fazla. O halde bu da ne olacak? 180'den 18 eksik 162 derece olacak. Oranlarsak hepsinin 9'un katı olduğunu görüyorum. 10K, 9'a bölersek 12K, 9'a bölersek 18K. Hatta tekrar 2'ye bile bölebilirmişim. Kırmızı, beyaz ve mavilerin sayısını yazalım. Başlangıçta elimizde bulunanlar 10K, 12K ve 18K. Betül her bir bileklikte 12 kırmızı, 18 beyaz ve 24 mavi boncuk kullanmış. Onları da yazalım. 12, 18 ve 24. Yani Betül'ün kullandığı her bir bileklikte 12, 12 kullanıyorsa toplamda da x tane bileklik yapmış olsun. O halde 12x tane boncuk kullanmış. Bundan da 18x boncuk kullanmış, 24x boncuk kullanmış. Ne zamana kadar bileklik yapmış? Herhangi bir renkteki boncuk bitene kadar. Peki önce hangi renk boncuk biter ona bir bakalım. Yani başlangıçtaki sayılarıyla kullandığı sayılar arasında renklere göre ikişer ikişer bir oranlama yapalım. Şimdi bakalım başlangıçta şimdi mavi ile beyaza bir bakalım. Beyazların sayısı, şey mavilerin sayısı beyazların 1,5 katı. Kullandığı peki 1,5 kat var mı? Hayır. 18'e 27 olsaydı 1,5 kat kullanırdı. Demek ki mavilerden daha az kullanmış beyaza göre. Demek ki bitenler kesinlikle mavi değil. Tekrar edeyim burayı. Beyazlardan 12'nin katı, mavilerden 18'in katı vardı. Yani aralarında 1,5 kat oran vardı. Kullandığı boncuklar da 1,5 kat oran olsaydı beraber biterlerdi. Ama maviler 1,5 kattan daha az. Demek ki maviler çok kullanılmamış. Mavilerden artan olacak. Şimdi kırmızı ile beyaz arasında bakalım. Beyaz kesin biten diyemeyiz. Kırmızı ile karşılaştırmam lazım. Mavinin bitmediğine kanaat getirdik. Kırmızı boncuklarla mavi boncukların arasında 1,2 kat var. 10'dan 12'ye. Buradan da 1,2 kat olsaydı ne yapardı? 1,44 yapardı. Ama bu 18, 1,8 ondalık olarak söylersem kullanmış. Demek ki beyazlar daha çok kullanılmış. Kırmızılardan artan var. Demek ki bitenler kim olması gerekiyor? Beyazlar. Yani 12K neye eşit? 18x'e eşit. Orantıyı tek bilinmeyene düşürmek için 12 ile kaçı çarparsak 36 da eşit diyebiliriz bunu. 12 kere 3, 18 kere 2. O halde tüm boncukları şimdi tek A bilinmeyenine çevirelim. 10K, K'ya da 3 dedi, 3A dediğimize göre 30A, bu da 2A'dan 24A. Demek ki buradan ne kadar boncuk arttı? 6A boncuk arttı. Mavilere bakalım. 18 kere 2, 30, 18 kere 3 pardon. 18 kere 3, 54A. Kullanan da 24 kere 2A'dan 48A.
O halde buradan da ne kadar arttı? 6A arttı. Ve toplam kaç boncuğa karşılık geliyordu artanlar? 900. Yani 6A artı 6A neye eşitmiş? 900'e eşitmiş. A dediğimiz buradan 75 gelir. X'i istiyoruz biz. Kaç tane bileklik yaptığını. X de neye eşitti? 2A'ya eşitti. O halde 2 çarpı 75'ten 150 tane bileklik yapmıştır Betül. Doğru cevabımız D seçeneği. Soru 25. Bir araç üzerinde sırasıyla A, B, C, D kentleri bulunan doğrusal bir yolun A noktasından sabit bir V hızıyla harekete başlamıştır. B kentine ulaştığında hızını iki katına çıkaran araç, C kentine vardığında ise hızını başlangıçtaki hızının 4 katına çıkarıp D kentine varmıştır. Bu araç harekete başladıktan 30, 50 ve 60 dakika sonra sırasıyla B, C ve D kentlerine ulaşmıştır. D kentinden A kentine geri dönecek olan araç V sabit hızıyla harekete başlamış ve sıradaki her kente vardığında bu sefer hızını yarıya düşürmüştür. Buna göre bu araç dönüş yolunun 120. dakikasında aşağıdakilerden hangisinde bulunur? Sırasıyla A, B, C, D kentleri var yolun üzerinde. İşaretleyelim doğrusal bir yola. A, B, C ve D. Giderken A'dan V hızıyla başlamış ve her kente vardığında ne yapmış? Hızını iki katına çıkarmış. C'ye vardığında da başlangıçtaki hızının 4 katına çıkarak sabit hızda yolunu tamamlamış. Peki giderken kullandığı süreler vardı. Onları da yazalım. Harekete başladıktan 30 dakika sonra B noktasına varmış. O halde AB yolu için ben ne diyebilirim? Hız çarpı zamandan. Burası 30V diyebilirim. B ile C arasında toplamda 50 dakika sürdüğüne göre 30 dakikası zaten A ile B arasındaydı. Demek ki 20 dakika sürmüş B ile C arası. Hangi hızla gidiyordu? 2V. 2V çarpı 20'den yani hız çarpı zamandan burası da 40V yol yapar. En sonunda 60 dakika sürmüş D'ye varması. Zaten 50. dakikada C'deydi. O zaman 10 dakika sürmüş CD arası. Hız çarpı yol eşittir hız çarpı zamandan 4V çarpı 10'dan bu yolda CD yolu da 40V'ye eşit diyebiliriz. Şimdi araç D noktasından geri dönüyor. Bu sefer hangi hızda başlıyor? V hızıyla başlıyor. Her kente vardığında bu sefer hızını yarıya düşürüyor. Yani V ile başlayıp sonra V bölü 2'ye sonra V bölü 4'e hızını düşürüyor. Peki bu arayı ne kadar zamanda gider? Burada 40V'lik bir yol var. V hızıyla giderse bu ara 40 dakikada tamamlanır. Geldik buraya. BC arasını 40V'lik yol var. V bölü 2 ile giderse yol eşittir hız çarpı zaman bağıntısından. Burası da ne kadar sürer? 80 dakika sürer bu ara. Buraya da gelirsek 30V'lik yol var. V bölü 4 ile gidiyor. Burası da 120 dakika sürer. Bizden istenen neydi? Dönüş yolunun 120. dakikasında. Döndüğümüzde 120. dakikada bu araç nerede? 40 dakikası buradan geçti. 80 dakikası da buradan geçti. Toplam 120 dakika yol aldığında tam olarak B noktasına varmış olur. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 26. Havayolu şirketleri son anda iptal edilen biletlerden zarar etmemek, geç kalan yolculardan da kar elde etmek için uçaktaki koltuk sayısından daha fazla sayıda bilet satmaktadır. Uçuş için hazır olan yolcu sayısı uçaktaki koltuk sayısından fazla olursa aradaki farka overbooking denilmekte ve bu biletler bir sonraki uçuşa aktarılmaktadır. Bir havayolu şirketi 375 koltuğu bulunan bir uçak için belirli sayıda fazla bilet satmıştır. Satılan biletlerin 20 tanesi uçuştan önce iptal edilmiş, kalan yolcuların %5'i de uçuşa yetişememiştir. Bu durumda 5 bilet overbooking olmuştur. Buna göre havayolu şirketinin bu uçuş için fazladan sattığı bilet sayısı uçaktaki koltuk sayısının yüzde kaçıdır? İşte 375 tane koltuğumuz var. Fazladan sattığı bilet sayısına da x diyelim. X tane fazla bilet olsun. 375 artı x tane bilet satıldı. Bunlardan 20 tanesi uçuştan önce iptal edilmiş. Yani eksi 20 tane şu an hali hazırda biletimiz var. Kalan yolcuların da %5'i uçuşa yetişememiş. Yani mevcut yolcuların
%95'i uçuşa devam edecek. Bu durumda ne olmuş? 5 bilet overbooking olmuş. Yani 5 bilet fazladan kalmış. 5 tane fazla biletimiz var. Bunlar bir sonraki uçuşa aktarılacak. Yani elimizdeki mevcut bilet sayısı koltuk sayımızdan 5 fazla olmuş. İşlemimizi yaparsak burası 380 yapar. 380 ile de şunu sadeleştirirsek 4. 400, burası 355 çıkarırsak 45. Demek ki fazla satılan bilet sayısı 45'miş. Bizden istenen bu fazla bilet sayısı uçaktaki koltuk sayısının yüzde kaç fazlasıydı? Bir bakalım, 45 koltuk 375'in yüzde kaçına karşılık gelmektedir? Şöyle 25 ile sadeleştirirsek 15, 4. Şunları da sadeleştirirsek 15 ile bölersek 3. Demek ki fazla satılan biletler %12'si kadarmış. Doğru cevabımız D seçeneği. Soru 27. Çiçekçilik yapan Selim, dükkanında bulunan belirli sayıda gülü bir kısmında 8, diğerlerinde 10 gül olacak şekilde vazolara yerleştirmiştir. Bu durumda içinde 10 gül bulunan vazo sayısı 8 gül bulunan vazo sayısından 24 fazla olmuştur. 10 gül yerleştirdiği bazı vazoların sıkışık olduğunu fark eden Selim, bu vazolardan ikişer tane gülü alıp bu gülleri her vazoda 8 gül olacak şekilde 6 yeni vazoya yerleştirmiştir. Bu durumda içinde 8 gül bulunan vazo sayısı 10 gül bulunan vazo sayısının 2 katı olmuştur. Buna göre Selim'in vazolara yerleştirdiği toplam gül sayısı kaçtır? İlk durumda vazolara 8'li ve 10'lu güller yerleştiriyor. Vazo sayısını o zaman biz 8'li vazo sayısına x, 10'lu vazo sayısına da y diyelim. Burada ilk durumda oran verdi. 8'li vazoların sayısı, 10'lu vazoların sayısı 8'lilerden 24 fazla. Yani y dediğimiz aslında neye eşitmiş? X artı 24'e eşitmiş. Y'yi bir daha ayrı bir bilinmeyen olarak kullanmama gerek yok. O halde 8'li vazo sayımız x, yani toplam 8x gül bunların içinde var. 10 çarpı x artı 24 gül de 10'lu vazoların içinde var. Daha sonra Selim 10 gül yerleştirdiği vazoların sıkışık olduğunu fark edip bunlardan gül alıyor. Ne yapıyor? 6 tane yeni vazoya yerleştiriyor. 6 yeni vazo elde ediyor ve bunlara da 8'er gül koyuyor. Yani 8'erli gül içeren vazo sayımız bir defa 6 tane artıyor. Çünkü yeni 6 tane vazomuz geldi. Bunların içinde ne var? 8'er tane gül var. Peki 8'er gül, 6 kere 8, 48. Bu 48 gülü nereden getirdi? 6 yeni vazoya 48 gül koydu. Yeni bir gül mü getirdi? Hayır. Ne yaptı? 10'lu vazolardan aldı. Kaçer tane aldı her vazodan? 2'şer tane gül aldı. 48 gülü 2'şer tane alacaksa o zaman 24 tane vazodan gül alması lazım. 24 tane vazodan gül alıyorsa demek ki bunlara almış. X tanesinde 10'lu kalmış. Bu 24 tanesi de artık içinden 2 gül alındığı için artık 8'erlidir bunlar. Bu 24 tane vazonun içinde artık 10'lu gül yok. Ne var? Bunlar sıkışık diye bunların içinden aldı. Artık bunlar da 8'lilerin içine dahil oldu. Şu anda x artı 30 tane 8'li 8 gül içeren vazomuz var. X tane de 10 gül içeren vazomuz var. Bu durumda 8 gül bulunan vazo sayısı 10'luların 2 katı olmuş. Yani x artı 30 eşit olmuş x'in 2 katına. X'i buradan bulduk, 30. Bizden istenen ne? Toplam gül sayısı. İster ikinci durumdan bulalım, ister ilk durumdan bulalım. Çünkü toplam gül sayısında bir değişiklik olmadı. Sadece vazo sayısında değişiklik olmuştu. O halde şuradan yazalım. 8 çarpı x artı 10 çarpı x artı 24 toplam gül sayısı. X'i de 30 bulduğumuza göre 8 kere 3, 240 artı şurası 54, 54 çarpı ondan da 540. O halde toplam 780 gül yapar. Doğru cevabımız C seçeneği. Soru 28. İki çocuğu olan Şengül Hanım kendisinin ve çocuklarının yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgileri paylaşmıştır. Buna göre Şengül Hanım bu bilgileri hangi yıl paylaşmıştır? Bilgileri söyleyelim. Şengül Hanım ve iki çocuğu var. Şengül Hanım'ın yaşını Ş ile, çocukları da büyük çocuğu Ç1, birinci çocuğu, ikinci çocuğu da Ç2 ile gösterelim. Şimdi bunların öncelikle şimdiki yaşlarından bahsediyor. Ne diyor?
Çocuklarımın şimdiki yaşları toplamının iki katına eşittir şimdiki yaşım. O zaman çocukların yaşlarına x'e y diyelim. Annelerinin yaşı ne olacak? 2x artı 2y olacak. İkinci bilgiye bakalım. Küçük çocuğumun, büyük çocuğumun şimdiki yaşına geleceği 2024 yılında. Yani 2024 yılında ne olacakmış? Küçük çocuk büyüğünün yaşına gelecekmiş. Büyüğünün şimdiki yaşı kaçtı? X'ti. Demek ki küçük çocuk X yaşına gelecek. Ne zaman? 2024'te. Ne kadar zaman geçti bu arada? Şimdiki yıldan 2024 yılına dediği zaman da büyükten küçüğü çıkarıyoruz. X eksi Y yıl geçmiş. X eksi Y yıl. O halde diğerlerinin, yani birinci çocuğun ve annenin yaşını da X eksi Y yıl büyütelim. Buna X eksi Y eklersek ne yapar burası? 2x eksi y yapar. Buna da x eksi y eklersek burası ne yapar? 3x artı y. Bu durumda 2024 yılında yaş ortalamamız 36 olacak diyor. O halde üçünün yaşlarını toplayıp 3'e bölüp 36'ya eşitleyelim. 3x, 2x daha 5x, 6x eksi y ile 6'ya gitti. 6x bölü 3 36'ya eşit olacakmış. X 18'miş. Demek ki büyük çocuk, birinci çocuk şimdiki yaşı 18. Ya da şöyle de diyebiliriz. İkinci çocuk 18 yaşına 2024 yılında gelecekmiş. Üçüncü bilgi, y ile ilgili herhangi bir şey söyleyemedik. Küçük çocuğun yaşı ile ilgili herhangi bir şey söyleyemedik. Onu da herhalde üçüncü bilgiden elde edeceğiz. Büyük çocuğum benim şimdiki yaşıma geldiğinde, evet, büyük çocuk C1, 2x artı 2y annenin şimdiki yaşına geldiğinde. O zaman yaş ortalamasını söyleyecek. O zaman üçünün ayrı ayrı yaşlarını söyleyelim bakalım. Ne kadar zaman geçti buradan buraya? Bu çocuğun yaşı x'ti. Şimdi ne oldu? 2x artı y oldu. Yani ne kadar zaman geçmiş oldu buradan buraya? X artı 2y yıl zaman geçmiş. O halde hepsinin yaşını x artı 2y yıl büyüteceğiz. O halde annenin yaşı ne olur? X artı 2y eklersek 3x artı 4y olur. Küçük çocuğun yaşı ne olur? X artı 2y eklersek x artı 3y olur. Bu durumda yaşlarının ortalaması da 60'a çıkacakmış. Toplayalım yaşlarını. 3x, 2x daha 5x, 6x artı 4, 2 daha 6, 3 daha 6, 3 de 9y bölü 3, bu sefer 60'a eşit olacakmış. X'i de biliyorduk zaten 18 diye. 6 çarpı 18 de ne yapar? 108 yapar. 180'den de 108'e çıkardık. 72. Y dediğimizde demek ki 8'miş. Küçük çocuğun şimdiki yaşı da 8'miş. Bizden istenen bu bilgiler hangi yıl paylaşılmış? Yani şimdiki zaman dediği yılı istiyor bizden. Neyi biliyoruz? Şuradaki hemen sayılar kolaylıkla bize söyler. 18 yaşında, 2024 yılında 18 yaşında olacaktı. O halde 8 yaşında olduğu yıl hangisidir? Yani 10 yıl öncesidir. O halde 2024'ten 10 yıl geri gidersek demek ki şimdiki zaman diye bahsettiği yıl Şengül Hanım'ın 2014 yılıymış. Doğru cevabımız E seçeneği. Soru 29. Sadece ikisi aynı boyda olan 7 kişilik bir arkadaş grubunda boyları aynı olanlar gruptaki en kısa kişiler değildir. Bu 7 arkadaş en soldaki kişiden tam ortadaki kişiye kadar boyları azalan, tam ortadaki kişiden en sağdaki kişiye kadar boyları artan olacak şekilde yan yana fotoğraf çektirecektir. Buna göre kaç farklı fotoğraf çekilebilir? Toplamda 7 arkadaş var ve sıralamaya dikkat ettiğimizde soldan ortaya doğru azalan, ortadan sağa doğru azalan bir, artan bir sıralama olacak. Dolayısıyla en kısa kişinin yeri belli. Neresi olacak? Ortada olacak. Hatta karşıdan bakıldığımızda şöyle bir V düzeni gibi olacak, değil mi? En kısa olan ortada, soldan ortaya doğru azalan, ortadan sağa doğru tekrar artan. Burada da kaç kişi var? 3 kişi bu tarafta, 3 kişi de bu tarafta var. O halde en kısanın yerini tespit ettik. Geriye kaldı 6 kişi. Şimdi bu 6 kişiden de ikisi aynı boyda. Yani o zaman ikisinin aynı tarafa olma şansı yok. İkisinin sağda veya ikisinin solda olma şansı yok. Neden? Çünkü boylar azalan ve artan şekilde gidiyor. Aynı hiza olmamalı. Bunlara da aynı boyda olanlara AB diyelim. O halde bu AB'nin yeri de belli. Biri sağ tarafta, diğeri sol tarafta. Bunların yerlerini de değiştirebiliriz. Sıralamayı bozmayacaklar çünkü. Geriye kaldı o zaman iki kişinin daha yerini söylemiş olduk.
Geriye kaldı 4 kişi. Şimdi 4 kişiden ikisini seçip sol tarafa, kalan ikisini de sağ tarafa yerleştireceğiz. 4 kişiden 2 kişiyi nasıl seçeriz? 4'ün ikilisiyle 6 farklı şekilde seçeriz. Peki bunları sıralama var mı? Hayır. Çünkü bir kere sıralanırlar. Boyları küçükten büyüğe doğru olacağı ya da büyükten küçüğe doğru olacağı için sağ tarafta, sol tarafta bir kere sıralanırlar. 6 farklı durum söz konusudur. Birini demiştik, A ile B'nin yeri değişebilir. Çünkü bunlar sıralamayı bozmuyor. O halde çarpı 2 eşittir 12 farklı şekilde fotoğraf sıralaması oluşabilir. Doğru cevabımız A seçeneği. Soru 30. A, B, C, D ve D isimli 4 takımın katıldığı bir turnuvada yapılacak olan toplam 3 maçın birincisinde A ile B takımları, ikincisinde C ile D takımları karşılaşmıştır. Üçüncü maç ise bu iki maçın kazanan takımları arasında gerçekleşecektir. Yapılan her maçı oynayan iki takımdan biri kazanmaktadır. A takımının birinci maçı kazanma olasılığı %70 iken C takımının ikinci maçı kazanma olasılığı %40'tır. Buna göre üçüncü maçın B ile D takımları arasında oynanma olasılığı yüzde kaçtır? İşte ilk maç A ile B arasında gerçekleşmiş. İkinci maçsa B ile C ile D arasında gerçekleşmiş. Üçüncü maçın ise kimle kimin arasında oynanmasını istiyor? B ile D takımlar arasında oynanması isteniyor. Şimdi A'nın kazanma olasılığı kaçmış? %70'miş. O halde B'nin kazanma olasılığı ne olur? Oynanan maçı iki takımdan biri kazandığına göre %30 ihtimalle de B takımı kazanacaktır. C takımının kazanma olasılığı %40. O halde D'nin kazanma olasılığı da nedir? %60'tır. Üçüncü maçı kimle kimin arasında oynansın istiyorum? B ile D arasında. Kimler oynayacaktı? Bu maçlardan kazananlar oynayacaktı. Demek ki birinci maçı B takımı kazansın, ikinci maçı D takımı kazansın ki üçüncü maçta bunlar karşılaşabilsin. O halde B'nin kazanma olasılığı %30'du çarpı D de kazanmalı. D'nin kazanma olasılığı %60'tı. O halde üçüncü maçın B ile D takımları arasında oynanma olasılığı da %18'dir. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 31. Şekildeki ABC, ABD, ACD ikizkenar üçgenlerdir. Verilenlere göre X kaç derecedir? İkizkenar üçgenlerin eşkenarları verilmiş. AD ile AC eşit. Bunları şöyle eş sembol koyalım. AC de AD'ye eşit. Zaten kırmızı çizgilerle de gösterilmiş bize. Öncelikle şuradaki 65 derece biliniyor. Oradan başlayalım. Burada 90 derece ise şurası da 90 derecedir. Şurada oluşan küçük üçgende CED dik üçgeninde C açısı 65 derece. Burası 90 derece ise buranın da ne yapması lazım? 25 derece yapması lazım. ACD ikizkenar üçgen olduğuna göre taban açısı burası 65 ise bu tarafında ne olması lazım? 65 olması lazım. 25'i buradaysa o halde buraya neyi kaldı? 40'ı kaldı. Tepe açısı ne yapar bu üçgenin? 65, 65, 130, 180'den çıkarırsak tepe açısı da 50 derecedir. Şimdi gelelim ABD üçgenine. Yani şu geniş olarak verilen üçgenin neyini biliyorum ben şu an? Taban açısının 40 olduğunu biliyorum. O halde buranın da ne olması gerekiyor? 40 derece olması gerekiyor. Taban açıları birbirine eşit. Tepe açısını bulalım. 40, 40, 80, 180'den çıkarırsak 100 kaldı. Nereye? Tepe açısı olan A'ya. 50'si buradaysa 50 de neresidir? Burasıdır. Şimdi kullanmadığımız üçüncü ikizkenar üçgen kaldı. Hangisi o? ABC ikizkenar üçgeni. Neyini biliyoruz bu ABC ikizkenar üçgeninin bu sefer? Tepe açısını biliyoruz. Tepe açısı 50 derecesi 180'den 50'yi çıkardım. 130. Geri kalan 130'un yarısı B açısının, yarısı C açısınındır. 130'un yarısı 65 burası, 65 de B'nin tamamıdır. 40'ı burada olduğuna göre X o zaman 25 derece kalır. Doğru cevabımız A seçeneği. Soru 32. Geniş açılı bir üçgenin kenar uzunluklarından ikisi 9 ve 12 birimdir. Buna göre 4, 11, 16 değerlerinden hangileri bu üçgenin üçüncü kenar uzunluğunun en küçük tam sayı değeri olabilir? Şimdi iki kenarı 9 ile 12 olan geniş açılı üçgen kaç farklı üçgen çizebiliyoruz? Önce bunu değerlendirelim.
Bir tane üçgeni çizelim. Kenar uzunlukları 9'a 12. Geniş açılı üçgen bilmediğimiz üçüncü kenarın karşısındaki açı olabilir geniş açımız. Başka ne olabilir? Bu birinci durumumuz. İkinci durum olarak söyleyelim. 9'a 12 ve üçüncü kenarı bilmiyorum. 12'nin karşısındaki geniş açı olabilir. 12 birimlik karşıdaki. Peki 9 birimin karşısındaki geniş açı olabilir mi? Üçüncü alternatifte olamaz. Neden? Bir üçgende en büyük açının karşısında en büyük kenar bulunur. 12 9'dan daha büyük olduğuna göre 12 birimin karşısındaki açının daha büyük olması lazım. 9'un karşısındaki geniş açı ise o halde 12'nin karşısı da geniş olur. Bir üçgende de iki tane geniş açı olamayacağına göre demek ki 9 birimin karşısında geniş açı olma durumu yok. Yani iki alternatifimiz var bu üçgenle ilgili. Şimdi birinci durumu değerlendirelim. X'in karşısında geniş açı varsa X'in alabileceği en küçük değer nedir diye söylüyoruz. Eğer burası 90 derece olsaydı ne olurdu? Pisagor bağıntısı olurdu. 9, 12, 15 üçgeni olurdu. X 15'e eşit olurdu. Ama bu şimdi 90'dan fazlaysa demek ki X'in uzunluğu da ne olmak zorunda? 15'ten fazla olmak zorunda. O halde X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 16'dır burası için. Gelelim ikinci duruma. 12'nin karşısında geniş açı var. O halde x'in 12'den daha küçük olması lazım. Çünkü bir üçgende en büyük açının karşısında en büyük kenar olur. 9 ile x'in arasındaki ilişkiyi bilmiyorum. Hangisinin açısı daha büyük? Onunla ilgili herhangi bir veri yok. O halde nasıl değerlendirebilirim ancak? Üçgen eşitsizliği ile değerlendirebilirim. Yani x birim uzunluğu 12 eksi 9 ile 12 artı 9'un arasında değişen değerler alabilir derim. Yani x'in 21 ile 3'ün arasında hatta 12'den de küçük olması gerektiğini söylemiştik. İki eşitsizliği birleştirirsek 3 ile 12'nin arasında değişen değerler alabilir x. O halde buradan da x'in alabileceği en küçük tam sayı değerini ne olarak söyleriz? 4 olarak söyleriz. O halde 3. kenar 4 de olabilir en küçük. 16 da olabilir. Doğru cevabımız 1 ve 3 D seçeneği. Soru 33. K eleman BC olmak üzere bir ABC üçgeni için aşağıdaki ifadelerden üçünün doğru, birinin yanlış olduğu bilinmektedir. Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? Verilenlere göre ABC üçgenini çizelim öncelikle. A açısı, B açısı, C açısı ve BC kenarı üzerinde bir K noktası varmış. Şimdi verilen 4 ifadeden 3'ü doğruysa öncelikle ilk 3'ünü doğru kabul edelim. En sondakini yanlış kabul ederek işe başlayalım. Eşitlikler sağlanmazsa diğerlerini herhangi birini yanlış olarak düşünebiliriz. İlk olarak A açısı 90 derece bir dik üçgen. AK eşittir BK eşittir CK eşittir 13. Yani bir muhteşem üçlü söylüyor bize burada. Yazalım 13, 13 ve 13. AB artı AC 26 birim. Yani dik kenar uzunluklarının toplamı 26. Yalnız dik kenar uzunluklarının toplamı 26 olamaz. Üçgen eşitsizliğini sağlamaz ABC üçgeninde. BC kenarı 26 ise diğer iki kenarın toplamı 26'dan birazcık daha büyük olmalıydı. Üçgen eşitsizliğini sağlaması için. Yine de gösterelim yan tarafta. Ne diyorum? Yani ne demek istiyorum? 26 birim uzunluğundaki kenarımız diğer iki kenarın toplamıyla farkının arasında olmak zorunda. Birbirinden çıkardığımızda 26, topladığımızda 26, çıkardığımızda da ne olacak? 26 eksi 2x olacak. Bu taraf belki uygun bilmiyoruz ama şu taraf eşitsizliğe uygun değil. Böyle bir üçgen çizilemiyor. Yani şu ikinci ve üçüncü ifadenin ikisinin aynı anda doğru olma ihtimali yok. Demek ki yanlışlardan biri ya 2 ya 3. Bunlardan ikisinden biri kesinlikle yanlış. O halde öncelikle bunu doğru kabul edelim. Yani dolayısıyla alan da doğru, dik üçgen de doğru. Daha sonra diğerinin neden yanlış olup olmadığına karar veririz. Şimdi oluşan üçgende dik üçgenimiz var, muhteşem üçlümüz var ve alanımız 120 birim kare. Tekrar şöyle bir dik üçgen çizelim. Dik üçgen 26. Şuraya A diyelim, buraya B diyelim. Neyi biliyorum ben? A çarpı B bölü 2'nin yani alanın 120 olduğunu biliyorum. Bir de Pisagor bağıntısına A kare artı B karenin 26'nın karesinin olduğunu biliyorum. Bu iki bilinmeyen denklemden ben A'yı B'yi ayrı ayrı bulduğumda üçgenin çevresini söyleyebilirim. Yalnız
Bu tür sorularda birazcık daha dikkatli bakalım. Bizim işlemlerimiz üçgenlerde, dik üçgenlerde %99 özel üçgenlerle işlem yaparız. 26 birimi görünce zaten hemen aklıma ne geldi? Acaba bu 5, 12, 13 üçgenin iki katı olabilir mi? Hemen sağlıyor mu alan bağıntısını diye bakalım. Bu 13'ün iki katı. O halde burası da 5'in iki katı. Burası da 12'nin iki katı olsa alan bağıntısını sağlıyor mu diye kontrol etmeliyim. 12'nin iki katı. Evet, alan sağlanıyor mu? 5'in 2 katından 10, 12'nin 2 katından 24, dik kenar çarpı dik kenar bölü 2'den 120 sağlandı. Demek ki bu üçgenin kenar uzunlukları 10, 24 ve 26'ymış. Dolayısıyla çevresi ne yapar üçgenin? 10 artı 24 artı 26'dan 60 birim yapar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Bir şey daha söyleyelim burada. Niye üçüncüsünü direkt yanlış kabul ettik? Üçüncüsü doğru olup ikincisi yanlış olabilir miydi? Çünkü 2 ile 3 aynı anda sağlanmıyor demiştik. Bu sefer şöyle diyelim. Bunlar doğru olsun. Yanlış olan ikinci olsun. Bu durumda böyle bir üçgen çizilebiliyor mu acaba? Onu kontrol edelim şimdi. Yine üçgenimiz dik. Burası 26, orası 26 değil, pardon, onu yanlış demiştik. Dik kenarların toplamı 26. Yani şuraya A diyorum, buraya 26 eksi A diyorum. Evet, ve alanımız 120. Şimdi alan bağıntısını sağlatalım. Ne diyeceğiz? Taban dik kenar çarpı dik kenar bölü 2. Şimdi bu ikinci dereceden bir birim, yani denklemi çözdüğümüzde diskriminant burada sıfırdan küçük geliyor. Yani bu denklemin kökleri reel sayı değil. Yani üçgenin kenarları birer reel sayı çıkmıyor. Dolayısıyla böyle bir üçgen oluşturulamıyor. O halde doğru cevabımız A seçeneği. Soru 34. Şekildeki ABC dik üçgeni BC kenarına paralel bir kare doğru parçasıyla iki bölgeye ayrıldığında elde edilen üçgen sarıya boyanmıştır. Kare doğru parçası 4 birim solda olsaydı oluşan üçgenin alanı 42 birim kare daha az, 4 birim sağda olsaydı oluşan üçgenin alanı 54 birim kare daha fazla olacaktı. Buna göre kare doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir? Dik olarak çizilmiş kare, nereden anlıyoruz bunu? BC kenarına paralel bir doğru çizildiği için. Bu kare doğrusu 4 birim daha sağda solda olsaydı, yani 4 birim daha küçülseydi yatayda, AL doğru parçasının uzunluğu üçgenin alanı 42 birim kare daha az olacakmış. Yani üçgen AKL üçgenin alanı 42 birim kare daha az olacak. Yani nereden kaynaklanıyor bu? Şu bölgenin 42 birim kare olmasından kaynaklanıyor. Eğer 4 birim daha sağda olsaydı, yani AL doğru parçası 4 birim daha büyüseydi, bu sefer üçgenin alanı 54 birim kare artacaktı. Yani var olanın üzerine 54 daha gelecekti. Neresi orası? Şu beyaz bölge 54 olacaktı. Aslında soruda bize ne oluşturdu? Bir tane dik yamuk oluştu. Çünkü bunlar dik. Ve dik yamuğun alanını biliyoruz. Bir tarafta 42 var, bir tarafta 54 var. Ve kare bu dik yamuğun orta tabanıdır. Neden? Çünkü 4, 4 iki tarafa eşit uzaklıkta. Biz yamuğun alanını nasıl söylüyorduk? Orta taban çarpı yükseklik. Aslında orta taban ne demekti? Alt taban artı üst taban bölü 2. Kale de şimdi alt tabanla üst tabanın tam ortasında 4, 4'ten dolayı. Dolayısıyla kale bizim yamuğumuzun neyi? Orta tabanı. O halde yamuğun alan formülünden ne diyoruz? Yükseklik çarpı orta taban. Kaleye x diyelim. X çarpı yüksekliğimiz kaç? 8. Eşittir neye? Yamuğun alanı olan 42 artı 54'ten. O da ne yapar? 96. 8x 96 ise x buradan 12 gelir. O da kare uzunluğuydu. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 35. Mustafa ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan dikdörtgen biçimindeki eş iki kağıttan birini şekil 1'deki gibi kısa kenarına paralel olan kesik çizgi boyunca, diğerini şekil 2'deki gibi uzun kenarına paralel olan kesik çizgi boyunca 3 birim katlamıştır. Bu katlama işlemlerinden sonra sırasıyla kağıtların görünen sarı yüzeylerinin alanları oranı 3 bölü 4, görünen mavi yüzeylerinin alanları oranı 5 bölü 4 olmuştur. Buna göre kağıtlardan birinin yüzey alanı kaç birim karedir?
Katlama işlemi gerçekleştirildiğinde 3 birim olarak katlanmış. Artık burası görünmez. Ne olacak? Bu kısımda taralı ile gösterdiğim yerde ne olacak? Sarı yüzey olacak. Altı mavi yüzey. Şurası kaç birim? 3 birim. Aynı şekilde dikeyden katladığımızda da artık bu yüzey görünmeyecek. Bu katlandığında burası ne olacak? Taralı gösterdiğim yer sarı yüzey olacak. Ve kaç birim katlandı? 3 birim. Şurası 3, 3 birim katlandı. Şimdi görünen sarı yüzeylerin alanları oranı 3 bölü 4'müş. Görünen sarı yüzeylerde ne var? İkisinin de birer kenarı 3'er santimetre oluşan dikdörtgenlerin. O halde alanları oranı ne olması lazım? Diğer kenarlarının oranı şeklinde olması lazım. Demek ki bu kağıdın burası 3K, burası da neymiş? 4K. Çünkü alanların oranı 3'e 4 olacaksa 9K'ya 12K şeklinde söyleriz bunları. Demek ki dikdörtgenin kısa kenarı 3K, uzun kenarı 4K'ymış. Şimdi mavi yüzeylerin alanlarını oranlayacağız. Kağıdın uzun kenarına biz 4K demişsek, o zaman 3, 3, 6 gitti. Şuradan mavi yüz, görünen mavi yüzeye ne kaldı? 4K eksi 6. Görünen mavi yüzeye burada da ne oldu? 3K'ydı kağıdın eni. 6'sı gittiğine göre 3K eksi 6 kaldı. Şimdi mavi yüzeylerin sırasıyla alanları oranı 5 bölü 4 olacakmış. Hesaplayalım alanını. Uzun kenar çarpı kısa kenardan 3K çarpı 4K eksi 6. Diğeri de 4K çarpı 3K eksi 6. K'lar gider. 4'ler de gider. 18K eksi 30 eşittir 12K eksi 18. 3K 12, K buradan 4 geldi. Bizden istenen neydi? Kağıtlardan birinin yüzey alanı. O zaman uzun kenarımızda ne var? 4K. Kısa kenarımızda ne var? 3K. Halde alan 3K çarpı 4K'dan yani 12K kare yapar. K'yı da 4 bulmuştuk zaten. 12 çarpı 16'dan 192'dir kağıdın alanı. Doğru cevabımız E seçeneği. Soru 36. Ömer kare şeklindeki eş 2 kartondan birini şekil 1'deki biçimde eş alanlı 4 parçaya, diğerini şekil 2'deki biçimde eş alanlı 3 parçaya ayırmıştır. Şekil 1'deki mavi uzunlukların toplamı, şekil 2'deki kırmızı uzunlukların toplamından 9 birim fazladır. Buna göre kartonlardan birinin alanı kaç birim karedir? Verilen kartonlar eş ve kare biçiminde, biri 3 parçaya, biri 4 eş parçaya ayrılmış. Biz bunların ikisini 3'ün ve 4'ün ortak katı, 12'nin katı parça şeklinden düşünürsek oranları daha rahat ifade ederiz. Hatta bir kenara ne diyelim? 12'nin katı diyelim. Burası 12'nin katıysa, burada da iki dikdörtgen var ve bu uzunluğa sahip. Bunlar eş alana sahip. Birer kenarları ortaksa diğer kenarlarında ne olması lazım? Eşit olması lazım. 12 ise bu taraf bunların da ne olması gerekiyor? 6, 6 paylaşması gerekiyor. Şimdi gelelim şu kenara. Bu dikdörtgenle bu dikdörtgenin alanı eşit olacak. Ve diğer verilmeyen tabanların toplamı da 12K olacak. Kare olacağı için büyük şekli. İstersek karenin alanı 12 çarpı 12 bölü 3'ten 3 tane olacağına göre bu. Şöyle sadeleştirirsek 48 yapacak bir tane dikdörtgenin alanı, oradan söyleyelim. Ya da bu bunların arasında 2'ye 1 varsa bunun 1 bunun 2 şeklinde bölünmesi lazım. 12'yi 4'e 8 şeklinde paylaşırlar diye de söyleyebiliriz. 6 kere 8 48'den, 12 kere 4 48'den de ifade edebiliriz. O zaman kırmızı şekilde, kırmızı uzunlukları belirtilen şekilde tüm kenarları söylemiş olduk. Gelelim şimdi maviye. Mavinin de bir kenarı ne? 12'nin katı. Alt kenarda yine şu iki uzunluğa bakalım. Burada bir dikdörtgen var, burada iki dikdörtgen var. Bunun birer kenarlar ortaksa şunlar ortak olmak zorunda. Dolayısıyla şu uzunlukların ne olması lazım? Yine 1'e 2 oranı şeklinde 4K'ya 8K olması lazım. Şimdi buradaki karenin içinde oluşan dikdörtgenlerin alanı içinde ne yapıyoruz? 12 çarpı 12 bölü 4 diyoruz. Şunlar da ne yapar? Her birinin alanı 36K kare yapacak. O halde 9 ile kaçı çarparsam 36 yapar? 4 ile 9'u çarparsam 36. 12 ile 3'ü çarparsam 36. 8 ile şuraya 3 dedik. Buraya kaldı 12'den o zaman 9. Bunlar da ne yapacaktır? 4,5 yani 9 bölü 2. 9 bölü 2 paylaşacaklardır. Peki mavi uzunluklarda söylenmeyen bir yer kaldı mı? Bu uzunluk buraydı, bu uzunluk buraydı. Hepsini söylemiş olduk. Niye uzunlukları söylüyoruz? Çünkü iki uzunluk arasında bir kıyaslama vermişti bize.
Mavideki uzunluklar kırmızılardan 9 birim fazlaydı. Tek tek hepsini toplamak yerine direkt fazlalıklara bir sayalım. Neresi fazla onu da işaretleyerek gösterelim. Birinci şöyle çevreleri ikisinde de aynı. Çevreleri çizelim. Bunlar zaten iki şekilde de aynı ve bunlar ikisi arasında bir fazlalığa sebep olmazlar. Daha sonra şu uzunlukta tam bir uzunluk. Bu da öyle tam bir uzunluktu. Şurası 8K idi. Burası da 8K idi. Bu da gitti. O halde kırmızıda hiç işaretlemediğim yer kalmadı artık. Fazlalığa sebep olan neresiymiş? Şu tırtıklı çizdiğim yermiş. O da kaç birim? 9K. Kaça sebep oluyormuş bu? 9 birim fazlalığa sebep oluyormuş. 9K. 9'sa demek ki K dediğimiz bir birimmiş. Bizden istenen kartonlardan birinin alanı. Karenin alanı o halde ne yapacağız? 12K çarpı 12K. K da 1 olduğuna göre kartonun alanı 144 birim kare yapar. Doğru cevabımız C seçeneği. Soru 37. Dilaver öğretmen aşağıdaki adımları takip ederek öğrencilerine çizim yaptırmıştır. Adımları doğru bir şekilde uygulayan iki öğrencinin çizimleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu iki öğrencinin cevapları arasındaki fark kaç santimetre karedir? Oluşan şekli biz de çizelim. Ne yapacağız? Önce bir kenarı 4 santimetre olan üçgen alacağız. Eşkenar üçgen, bir kenarı 4 santimetre olan eşkenar üçgeni çizdik. Ardından bu üçgenin tüm kenarlarını her iki köşeden ikişer santimetre uzatın. Yani şuraya ABC diye isimlendirelim. Her kenarını yani AB kenarını iki köşeden hem A köşesinden hem B köşesinden 2 santim uzattım. Diğer kenar için de geçerli bu tüm kenarlarını diyor çünkü bize. O zaman BC kenarını da hem B köşesinden hem C köşesinden 2 santim uzattım. Son olarak da AC kenarının hem A köşesinden hem de C köşesinden 2'şer santimetre uzattım. Oluşan 6 yeni uç noktasını, şu an 6 tane uç nokta var. 2'şer 2'şer birleştirin. Şimdi iki öğrencinin çizimi arasındaki fark buradan kaynaklanıyor. Birisi şöyle 2'şerli olarak birleştiriyor bunları. Kısa olan uzunlukları. Diğeri ne yapıyor? Şu ikisini birleştiriyor. İkisinin çizimleri arasındaki fark buradan kaynaklanıyor. Peki bunların alanları arasındaki fark isteniyor şimdi bizden. Birinci şekilde ilk verilen soldakinde ortadaki zaten eşkenar üçgendi. Bir kenara 4 birimdi. Bu köşelerde oluşanlar da eşkenar üçgen. Neden? Çünkü burası 60 dereceydi. O zaman ters açıdan da bu. Çünkü uzattığıma göre bunlar doğrusal uzunluk. 60 derece. Tepe açısı 60 derece. Bunlar 2, 2 aynı olduğuna göre taban açıları da 60 olacak. Dolayısıyla bir eşkenar üçgen oluşacak. O halde bunun alanını A1 diyelim ve A1'i hesaplayalım. Eşkenar üçgenin alan formülü neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü. Ortada bir tane büyük eşkenar üçgenimiz var. Alanı ne yapar? 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4 artı. Köşelerde de 3 tane küçük eşkenar üçgenimiz var. A kare yani 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4. Şöyle sadeleştirmelerimizi yaparsak 4 kök 3, 3 kök 3 daha. 7 kök 3 birinci şeklin alanı. İkinci şekle geçelim şimdi. İkinci şekilde oluşan ortadaki eşkenar üçgendi zaten. Peki bu köşelerde oluşan şekil nedir onu bir irdeleyelim. Burası 60 derece bunlar da 60 derecedir. Neden? Çünkü ben burayı doğrusal olarak uzattım. Burası ne olacak? 120 derece olacak. Bunlar da paralel olduğuna göre burası da ne yapması gerekiyor? 60 derece yapması gerekiyor. Dolayısıyla bu ikizkenar yamuk. Yan taraflar ikişer tane uzatıldığı için. Hemen ikizkenar yamukta ne yapıyorum? İki köşeden tabana yükseklik çiziyorum. Ve burası 60 derece olduğuna göre 90'ın karşısında 2 birim varsa burası 30'dur. 30'un karşısında 1 birim, 60'ın karşısında kök 3 birim vardır. Burası da üst tabanla aynı olacağına göre 4 birim. Dolayısıyla yamuğun alt tabanı 6, üst tabanı 4 oldu. Yüksekliği de kök 3 birim. Şimdi tüm şeklin alanını hesaplayalım. Bir eşkenar üçgen artı 3 tane de ikizkenar yamuğun alanı. Eşkenar üçgenin alanı zaten 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. A kare kök 3 bölü 4'ten artı 3 tane de ikizkenar yamuğun alanı. Yamuğun alan formülü alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Alt tabanımızda 6 var. Üst tabanımızda 4 var. 6 artı 4 bölü 2 çarpı yüksekliğimizde de kök 3 birim var. İşlemimizi yaparsak 5, 15, 4 de buradan 19 kök 3 olur. Bizden bu iki şekil arasındaki alan farkı istenmişti. 19 kök 3'ten 7 kök 3 çıkarırsak 12 kök 3 olur. Doğru cevabımız E seçeneği.
Soru 38. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n formülü ile hesaplanır. Düzgün altıgen bir aynanın etrafına şekildeki gibi kalınlığı 6 cm olan özdeş 6 çıta ile düzgün altıgen bir çerçeve yapılmıştır. Çerçevede kullanılan çıtaların toplam alanı 216 köküç birim kare olduğuna göre aynanın alanı kaç birim karedir? Düzgün altıgen bir ayna, bunun etrafına da özdeş 6 çıtayla yine düzgün altıgen oluşturacak şekilde bir ayna çerçevesi verilmiş. Dolayısıyla şu köşelerinde ne olması lazım? Altıgenin bir köşesi 6-2 çarpı 180 bölü 6'dan 120 derece yapar. Bir iç açısının ölçüsü. Burası 120 ve çıtalar özdeşti. O zaman buralar ne olacak? 60-60 paylaşacaklar. Yani burası aslında ne olacak? Bir ikiz kenar yamuk olacak. Neresi belli? Yüksekliği 6 belli. Şu açı kaç derece? 60 derece. Burada bir 30-60-90 üçgeni oluştu. 60'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısında 2 kök 3, 90'ın karşısında da 4 kök 3 olacak. Yine ikizkenar yamuk olduğu için şurada da aynı uzunluklar geçerli. 4 kök 3, şurası 6. Şu uzunluğu da bilmiyoruz. Bununla da AA diyelim. Yani altıgenin bir kenarı A, diğer tarafında çerçevenin diğer kenarı ne oldu? A artı 4 kök 3 oldu. Bize toplam çıtaların alanı verilmişti. Bunlar 6 tane özdeş olduğuna göre 216 kök 3'ü 6'ya bölüp bir tanesinin alanını bulalım. Yani 36 kök 3'müş. O da bir yamuktu, ikizkenar yamuk. İkizkenar yamuğun alan formülünü bulup 36 kök 3'ü eşitleyelim. Alt taban artı üst taban. A artı A artı 2 kök 3 artı 2 kök 3, yani 2A artı 4 kök 3 bölü 2 çarpı yüksekliğimiz de 6. A'yı buradan 4 kök 3 olarak buluruz. Bizden istenen aynanın alanı. Aynada bir altıgen. Altıgen de neyden oluşuyordu? 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. O zaman 6 tane A kare kök 3 bölü 4 deriz. 6 çarpı A'nın karesini alırsak 16 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4. Şunları sadeleştirirsek 24 kere 3 72 kök 3 olur. Aynanın alanı. Doğru cevabımız D seçeneği. Soru 39. Dikdörtgenler prizması biçiminde üstü açık bir kutu yapmak isteyen Yaz, ilk önce dikdörtgen kartonun köşelerinden şekilde gösterilen taralı 4 eş parçayı kesip atmıştır. Ardından kalan kartonu kesik çizgiler boyunca yukarı doğru katlayarak amacına ulaşmıştır. Kartondan kestiği taralı parçaları da değerlendirmek isteyen Yağız, bu 4 parçanın her birinden aynı şekilde üstü açık, küp biçiminde bir kutu yapmış ve bu küçük kutuları da büyük kutunun içine tabanları çakışacak biçimde yerleştirdiğinde büyük kutunun tabanında hiç boşluk kalmamıştır. Buna göre büyük kutunun hacmi küçük kutulardan birinin hacminin kaç katına eşittir? Şimdi ilk olarak büyük kartondan ne yaptı? 4 köşeden eş parça çıkardı ve daha sonra kesik çizgiler boyunca katlayarak üstü açık bir kutu elde etti. Dolayısıyla şu kenarla, çizdiğim bu kenarla, bu kenarın ne olması gerekiyor? Yukarı doğru katlandığında birbiriyle çakışması gerekiyor. Bir dikdörtgenler prizması olabilmesi için de o iki uzunluğun birbirine ne olması lazım? Eş olması lazım ki yükseklik aynı olsun. Dolayısıyla demek ki köşelerden çıkardığı 4 karton, taralı 4 karton parçası birer kare biçimindeymiş. Ve bundan ne yaptı? Bir tane kutuyu elde etti. Daha sonra ne yapıyor? Bu taralı parçaları da değerlendirmek istiyor. Onu şuraya bir alalım. Bu taralı parçalardan her birinden ve kare şeklinde, bunun kare şekli biçiminde olduğunu anladık. Küp biçiminde üstü açık kutu yapıyor. Bunun küp biçiminde olması için tüm uzunluklarının ne olması lazım? Aynı olması lazım. Gene ne yapacak? Bunun köşelerinden birer parçayı atacak ve yukarı doğru katlayarak bir küp elde edecek. Yani o zaman şu ikisi zaten birbirinin aynısı olacak. Fazladan ne olması lazım? Tabanın da bunlara eşit olması lazım ki şöyle katladığında yukarı doğru küp elde etmesi lazım. Yani bu uzunluk da A, bu uzunluk da A, buranın da A olması lazım. Dolayısıyla bizim bu köşelerden attığımız taralı kartonların bir kenar uzunluğu neye eşitmiş demek ki? 3A'ya eşitmiş. Sonra ne yapıyor bu küp şeklindeki kutuları? Getirip kartonun tabanına yerleştiriyor
ve tabanda hiç boşluk kalmıyor. Ne demek tabanda hiç boşluk kalmaması? Demek ki bu dört tane kutuyu ister böyle yan yana dizsin, ister iki iki dizsin. Onunla ilgili bilgimiz yok. Ama ne olacakmış? Tamamen tabanlar birbiriyle örtüşecek. Bizim küpün kenarları neydi? A'ya A'ydı. Demek ki kartonun tabanı kare biçimindeymiş. Ya da şöyle de olabilirdi. Dört tane kartonu, kutuyu getirip böyle A, 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 A şekilde söylediğimizde A çarpı 4A, yani 4A kare. Bizim bildiğimiz şu dikdörtgenler prizması biçimindeki kartonun taban alanı neye eşit? 4A kareye. İster böyle yan yana dizsin 2-2, isterse böyle sıralı biçimde dizsin. Daha üçüncü bir alternatif yok zaten tabanda boşluk kalmaması için. Taban alanımızın 4A kare olduğunu biliyorum. Yüksekliğimin ne olduğunu biliyorum. Kutunun yüksekliğinin. Şurası kutunun yüksekliğini saracaktı. 3A olduğunu biliyorum. Bizden ne istenmiş? Büyük kutuyla küçük küplerin hacimleri arasında karşılaştırma istenmiş. Hacim formülümüz neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. V1 diyelim buna. Taban alanımız 4A kare, yüksekliğimiz 3A. Dolayısıyla bu büyük kutunun hacmi 12 A küptür. Peki küplerden birinin hacmi neydi? Küp biçimindeki kutulardan. Buna da V2 diyelim. Taban alanı çarpı yükseklik, yani A kare çarpı A'dan A küp geldi. O halde büyük kutunun hacmi küçüklerin 12 katına eşitmiş deriz. Doğru cevabımız C seçeneği. Soru 40. Ayrıt uzunlukları 1, 2 ve 3 birim olan dikdörtgenler prizmasından 5 tanesi birleştirilerek şekildeki dikdörtgenler prizması oluşturulmuştur. Buna göre oluşturulan prizmanın yüzey alanı kaç birim karedir? Ayrıt uzunlukları 1'e 2, 3 olan dikdörtgenler prizmasından 5'i bir araya getirilecek. Yine bir dikdörtgenler prizması oluşturulacak. Kenar uzunluklarını, oluşturulan prizmanın kenar uzunluklarını diğer prizmaya göre, şimdi tam prizma olacak şekilde söyleyelim. 1, 2, 3, şurası 1, şurası 3 birim, şu derinliği de 2 birim olsa diğer prizmalar yerleşiyor mu? Bir kapalı kutu olacak şekilde yerleşiyor mu, ona bakalım. Şunlarda bir sorun yok. Gelelim şimdi buraya 2 birim dedik. 2 birimse burası 2 tane prizmayla 1, 1 olabilir burası. Burası 2 birimse, şimdi bunun yüksekliğine 1 birim, şuraya da 3 birim dediğimizde 1, 2, 3'lük. Tamam, burası 1 birim dedik. Şimdi geldik buraya. Buraya 3 birim dediğimize göre şurası da 3 birim. Şuradaki önde görünenin neyine dememiş olduk? Şu yüksekliğine 2 birim söyledik. 1, 2, 3. O halde burası da 2 birim. Evet, tüm uzunluklar sağlandı herhalde. Oluşan dikdörtgenler prizmasını şu tarafa bütün haliyle, birleştirilmiş halinin kenar uzunluklarını bir çizelim. Ön yüzeyde 1, 1, 3, yani toplam 5 birim var. Yan yüzeydeki derinliği 2 birim. Yüksekliği de 2, 1 daha 3 birim oldu. Bizden bunun yüzey alanı istenmiş. Prizmanın kaç tane yüzeyi var? 6 tane yüzeyi var. Karşılıklı ikişer tanesi aynı. O zaman 2 parantezinde bir 5 ile 2'nin olduğu var. 5 çarpı 2 artı bir 5 ile 3'ün olduğu hangi yüzey var? Karşılıklı 2 yüzey var. 5 çarpı 3, bir de 2 çarpı 3'ün olduğu bir yüzey daha var. Tüm bunları toplarsak 2 çarpı 31'den 62 birim kare yapar. Doğru cevabımız B seçeneği.